Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Bu akşam Profesör Doktor İzzettin Önder ve Doçent Doktor Murat Birdal ile korona dönemi ve sonrası ekonomiyi konuşacağız. Tabii sadece ekonomiyi de değil, pandeminin yaratmış olduğu sosyolojik ve politik etkileri de değerlendireceğiz. Belki ufak bir hatırlatma yapabiliriz. Programımız kayıt altına alıyor sonradan kaçıranlar tekrardan isteyenler. Facebook sayfasından takip edebilirsiniz. İkinci olarak da eğer program esnasında sorularınız olduğu zaman yorumlar kısmına yazarsınız. Onları sonrasında hocalarımıza aktarabiliriz. İlk olarak İzzettin Hoca ile başlayacağız. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Çağdaş, çok teşekkür ederim. Bu servisi bize güzel servis verdi. Bugün de çok değerli meslektaşım Murat Hoca ile beraber oldu. Önemli bir katkı. Ben de çok mutlu oldum doğrusu. İyi akşamlar bütün arkadaşlar. Umarım çok fazla umut kırıcı şeyler söylemeyeceğiz ve sizin güzel sorularınızı biz de iyice müstebit olarak bu toplantıyı kapatmış olacağız. Şimdi pandemi yaşıyoruz. Ne kadar sürecek bilmiyoruz. Bütün büyük olaylardan sonra şöyle bir soru insanların aklına gelir. Bu nedir, ne oldu, ne bitiyor ve bundan sonra ne olacak? Genellikle verilen cevaplar da şu minvalde oluyor. Efendim yani bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok şey değişecek vesaire vesaire. Ya acaba böyle bir şey olabilir mi? Bugün ben biraz bunları konuşmak istiyorum sizlerle. Bu ne yaptı bize? Devlet ne yapıyor? İnsanlar ne yapıyor? Nasıl düşünüyor? Ve bize bir şey öğretti mi? Yani doğa bize bütün bu olayla, yaşattığı bu olayla bir şey mi öğretmeye çalıştı ve öğretebildi mi acaba? Biraz bunlardan ben söz edeceğim bugün. Ondan sonra da sorularınızı, Murat Hoca'dan sonra da sorularınızı alarak elimden gelen cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bir kere bir şey değiştirir mi pandemi? Pandemi ne yaptı? Bir sağlık sorunu olarak karşımıza geldi. Peki bu bilinmeyen bir şey miydi? Vallahi ben sağlıkçı değilim. Halk sağlıkçısı da değilim. Yani tedavici değilim tabiatıyla. İktisatçı olarak yan bilgilerle besleniyoruz. Yani bu bir takım bilgiler geliyor. Aslında bu pandemi olayı veya salgın olayı öteden beri dünyada konuşuluyormuş. Hazırlıklı olması gerektiği ülkelere bildirilmiş. Hatta Almanya çok ciddi hazırlıklar yapmış. Ondan dolayı da işte Almanya bugün oldukça iyi durumda olduğu ileri sürüyor. Ne kadar doğru bunları ben bilemiyorum. Yani onları çok incelemedim de doğrusu. Murat Hocam belki söyleyeceği bir şey var. Ben de yararlanırım onunla. Yalnız ben şu kadarını görüyorum. Yani pandemi geleceği eğer bu kadar biliniyor idiyse, ben öyle onu varsayıyorum. Devlet bir şey yapmadı. Peki niye yapmadı diye baktığımızda hemen hiçbir devletler bir şey yapmadı. Belki biraz Almanya yapmış ama yani Amerika'nın hali ortada, İngiltere'nin hali ortada, bizim halimiz ortada işte. Rakamlar iyi veya doğru tartışmasına girmeden bir şey yapılmadı ama. Fakat bir şey yapılıyor şu anda. Bu mesele bir sağlık meselesi olarak ele alınıyor ve öylece de bir tedavi yöntemleri üzerinde duruluyor. O da biliniyor mu bilinmiyor mu, onunla da sağlıkçıları bırakalım. Ad hoc bir takım şeyler, rastlantısal bir takım şeyler yapılıyor diye ben düşünüyorum bu meseleyi. Fakat neden biz buna hazırlıksız yakalandık, bütün dünya hazırlıksız yakalandı? Bu tabii bunun cevabı iktisatçı olarak şöyle veriyoruz. Yani bu işte 1980'lerden hatta kökenleri çok daha geriye gidecek bir şekilde bu neoliberal denen mesele, yani daha doğrusu ondan önce de hatta sermayenin bilime hakim olması, hatta bu bağlamda sağlık alanında tedavi edici sağlığı, yani piyasa diye çok yüksek olan alanı koruyucu sağlığın önüne geçirdi. Koruyucu sağlık hemen yok gibi bir şey. Yani öğrenciler tıpta imtihana girerken, branşlara ayrılırken hiçbir işte koruyucu sağlık falan da dikkate de almıyor. Herkes bilmem şu cerrah olacağım, bu cerrah olacağım diye bakıyor. Bu tabii önemli bir şey. Ama kapitalist sisteminin mantıksız tam da işte bu noktada yatıyor. Eğer tedavi edici sağlığı öne çıkarır da koruyucu sağlığı geriye çekerseniz, bir şeyin oluşumunu önlemeden, oluştuktan sonra tedavisine bakarsa insanlar para kazanabilir. Birileri de ölür. Hatta ölümünü kadere de bağlayabilir onlar. Ama birileri para kazanır. Fakat toplum zarar eder bundan. Onların kazandığı paralar belki o dönemin ulusal gelirine gelir olarak da girer. Ama aslında uzun vadede toplum kaybeder. Çünkü çok daha büyük bir maliyet yüklenmiş olur toplum. Oysa tedavi edici sağlığa tabii önem vermekle, onu da ihmal etmeden ama koruyucu sağlığı veya halk sağlığı dediğim şey öne çıkardığımız takdirde işte sağlık önlemleri, sanitasyon önlemleriyle
diğer koruyucu önlemlerle bu büyük olaylara biz muhatap olmayız, bu kadar ilaç kullanma durumunda olmayız, bu kadar insan ölme durumunda olmaz. Peki bu bize bir şey öğretiyor mu arkadaşlar? Bir şey öğrenmek, öğrenmek ne demek? Biraz buna bakalım istersen. Bu tabii tam bizim konumuz değil ama ben buna biraz girmek istiyorum. Çünkü hep bu söyleniyor. İnsanlar bugün mesela çok kıt ihtiyaçlarla yaşama durumuna geldiler. Yani çünkü işte dışarı çıkamıyor. İşte bilmem çok fazla elbise alamıyor, yiyeceği o kadar az geçiniyor vesaire vesaire. Güzel de bu bize bir şey öğretiyor mu acaba? Arkadaşlar, değerli arkadaşım, öğrenme olayı uzun vadeli kognitif olaydır. Yani sinir sistemine bir bilginin uzun süre deneyimle geçmesi olayıdır. Anlık bir şeyle fazla bir şey öğrenilmez. Anlık anlatımla da fazla bir şey öğrenilmez. Büyük şoklarla bazen öğrenilir, doğrudur. Mesela sigara içen bir insan aniden son anda hastaneye kaldırıldığında, ölümden döndüğünde sigarayı bırakıyor olabilir. Fakat bu tür böyle çok ani şoklar bir tarafa bırakırsak, böyle bir takım geçici olaylarla bir senede sürse, iki senede sürse asırlardan beri gelen bir kapitalist dokunun öğrenimini çok fazla değiştiremez. Bu da ne demektir? Sermayenin bize öğretmiş olduğu, deneyimlerle öğretmiş olduğu, bir yaşam tarzını önünde sürerek öğretmiş olduğu, aile ortamında, çevrede, hatta bilime hakim olarak, okullarda öğretmiş olarak, biz iktisat fakültelerinde ne okutuyoruz mesela, işletme fakültelerinde ne okutuluyor mesela, kar maksimizasyonu dediğimiz şey nedir mesela, bütün bunları nasıl bir büyüme ölçütü olarak aldığımız zaman, alıyorsak, biz bunları öğretiyorsak, öğrenme çok fazla değişmez. Şimdi bakalım şeye, insanların davranışına bakalım. Devletin davranışı çok fazla halk yanında olamaz. Devlet çünkü sermayenin bir uzantısı olarak baktığımızda, onun siyasetteki aleti olarak baktığımızda, sermayenin davranış kodlarını o yönde hareket eder devlette. Halka baktığımızda arkadaşlar bir maske meselesi var mesela. Bunu da bir alalım beni isterseniz, bir ona bakalım isterseniz. Şimdi dediler ya bize işte dört tane kural var. Biz bundan korunmak için hijyen, sağlık, mesafe, bir de maske meselesi. Peki maskeyi insanlar niye takar veya niye takmaz? Hatta niye takmamada direnir, bir buna bakmamız lazım. Keşke burada bir sosyal psikolog falan da olsa beraber, belki üçümüz daha iyi konuşabilirdik. Sevgili arkadaşlar, maskeyi takmak bireysel bir tercihtir. Doğru. Önce insanlar kendini korumak için takıyordur. Ama eğer maskeyi karşısındaki korumak için takıyorsa, bunun aslında çok önemli bir, o insanın vicdanında yatan toplumsallıktır bu. Yani sadece kendisinin değil, karşısındaki düşünme meselesidir. Dolayısıyla bugün maske takmayanları ben sadece cehaletle, bilgisizlikle veya kör inatçılıkla diyelim mahkum etmiyorum. Başka bir olay var bunun hakkında. Onun hakkında çok büyük olay şudur arkadaşlar. Toplumsallığa biz alışmış değiliz. Toplumsallıktan biz uzaklaşmışız. Bu uzaklaştırılmışız hatta toplumsallıktan. Peki bunu ne yaptı? Bunu da sermaye yaptı. Bizi bireysellik deden bir mantıksızlık diyeyim ben tırnak için, ona mahkum etti. Oysa sermayenin karşısında insanın bireyselliğe savrulması çaresizliktir aynı zamanda. Fakat kendi vicdanında toplumsallığı geliştirmesi bireyselliğe çok ters değildir. Toplumsallık içinde bireysellik aynen o meşhur söylentide söylendiği gibi bir ormanın içinde bir ağacın hürlüğü gibidir. Dolayısıyla bunlar birbirini dışlayan şeyler değildir. Ama bireyselliğin için ben bireysellik de demiyorum. Buna çok daha vahşice bireycilik diyorum. Bireycilik çok vahşet bir şeydir. Hatırlarsınız değerli arkadaşlarım, yani bir aşı meseleleri konuşurken en büyük siyasilerimiz de ben de yaptırıyorum, herkes serbesttir aşı yapmıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Aşı denen şey bir çocuğun kızamık, şubu veya neyse çiçeklilik aşısından korunması sadece çocuğu korumuyor. Yarın o bunlar olur, bu beni de koruma veya aşı olur, beni de korumaya alıyor. Benim çocuğum da korumaya alıyor. İşte toplumsallık böyle bir şeydi. Fakat bu kapitalist sistemin bize öğrettiği bireysel davranış kodları, bu da insanı kendi başına sermayenin karşısında yakalamaya yönelik bir olay olarak algıladım ben bunu. Bunu biz organik öğrenme diyorum ben bunu. Nereden aldım ben bu kavramı da söyleyeyim. Engin Genç'ten enteresan bir kitabı vardır. Bir sürü kitabı vardır bu hocam. Rahmetli oldu bu hocamız. Bunların bir tanesi organik dinleme diye bir şey anlatıyor. Der ki orada biz karşımızdakini dinlerken kafamızda oluşan şeylere göre, şekillenmelere göre algılıyoruz lafları. Tam onu anlamıyoruz hiçbir zaman için. Kafamızı boşaltamayız da mutlak olarak. Bu da psikolojik mümkün değildir. Dolayısıyla
Organik öğrenme de bence o bizim kafamızın, psikolojimizin, sermayenin örgütlendiği biçimdeki davranışlarımızın belirlenmesi. Biz onları öğrenmişiz aslında. Bu bir öğrenme değil, bu doğru bir öğrenme değildir bu. Dinlemede farklı bir şeydir ama öğrenmede doğru öğrenme değil. Peki nedir doğru öğrenme? Çok zorlayıcı. Aynen bir anda Marx'ın da yaptığı gibi bütün akımlar sürüp giderken aslında farklı bir yola girerek başka bir analiz. Tabii Adam Smith'ten Ricardo'nu alır başka bir analiz yaptı. Peki öğrenmeye gidelim. Bırak o ne değil bizim konumuz şimdi. Öğrenmede arkadaşlar aksini düşünmek. Neden bunlar böyle oluyor? Bir olayla karşılaştığımızda, bir deneyime girdiğimizde onun radikalini düşünmek, onun nedenselliğini düşünmek. O bize farklı şeyler öğretir. Yaşanan olayın süreçlerini öğretmez. Yaşanan olayın süreçlerini sermaye öğretiyor bize. Davranış kodlarımızı onları koyuyor. Dolayısıyla şimdi bu böyle bir toplumsal yapılanmada sermaye de bu kadar güçlüyken acaba bu pandemi denen olay bize şu anda böyle bir öğretiye doğru yöneltiyor mu? Bizi yönetmesi çok da önemli değil. Bizi yönetmeye gücü de bizi yönelten sermayenin davranış kodlarıdır. Yoksa bir senelik hatta 2 senelik düşünce bu pandemi bize bir şey öğretemez. Mühim olan sermaye hala aktif mi? Hala sermayenin yapılanmasına yani sermayenin mülkiyet biçimine müdahale söz konusu oluyor mu toplumlarda, siyasilerde? Böyle bir şey olmuyor maalesef. Onun için ben büyük çapta değişim de öngöremiyorum. Yani çok önceleri mesela çok önce derken yani geçtiğimiz yıllarda ABD'de Bernie Sanders mesela Demokrat Parti liderliğini oynarken bazı şeyler söyledi. İngiltere'de Jeremy Corbyn mesela işçi partisinin liderliğini oynarken yine bazı şeyler söyledi. Alternatif mülkiyet modeli üzerinde işte ne bileyim mesela şeyler, merkezi idare, yerel yönetimler, kooperatifleşme biçimlerinde yeni modelleri sürdü. Fakat bunun hiçbirisi tutmadı. Başka bir olay cereyan etti. Hatırlarsınız. Yani bu 2009 yılında Elinor Ostrom denen Indiana Üniversitesi'nden Nobel aldı hatta. Bu hocamız, bu hanım hocamız müşterekler diye Türkçe'ye tercüme Commons diye bir şey ortaya attı. Fakat bu da kapitalist sistem içinde olan bir şeydi. Ama ben size şu anda bir kitap göstereceğim. Bakın bu kitap arkadaşlar. İlginç bir şey bu kitap. Çok önemli iki insan tarafından, Frans tarafından yazılmış. Söyleyeceğim. Hatta bunu isteyen söyledim. Pierre Dardieu ile Christian Laval tarafından. Common kitabına. Yani şu müşterekler burada. Bu kitap neden bahsediyor? Bu koca kitap. Hiç önemli değil. Ben size sadece ilk cümlesini okuduğumda ilk cümlesi size ifade edecek. Bakın diye ilk cümlesi dünyamız derin bir hastalıktan geçiyor. Peki neymiş bu hastalıktır? İnanılmaz bir hırsla kar ve tedavi edilemeyecek bir şekilde ticarilik aslında bütün planetimizin yani kainatın veya dünyamızın kaynaklarını tüketiyor ve zehirliyor. İşte bu farklı bir kapitalist dokuda değil bu kitap ama daha kolektivist bir dokuda müşterilerin nasıl olabileceğini, oradan nasıl bir yeni bir sistem yapılan gidileceğini anlatan daha yeni basılmış, bu 2019'da basılmış bir kitaptır. Bu yani daha geçen sene birkaç ay basılmış bir kitaptır. Çok önemli iki adamın kitabıdır. Bunlar etkili olabilir mi? Bunu da söyleyeyim. Ben kapatayım benim faslımı. Murat Hoca'ya bırakalım lafı. Ben bunu da çok isterim. Bütün niyetim bu. Neden bütün niyetim bu? Önce de bunu söyleyeyim. Ondan sonra isterseniz arkadaşlar esas meseleme gelin. Bütün niyetim bu. Çünkü eğer sistemin ana dokusu değişmezse, Ostrom'un söylediği gibi veya ufak tefek değişiklikler yani yerelde bir takım müşterileri hizmete sokarsak, kooperatifleşmeye yönelirsek bir sistemin içinde aykırı bir dokunun yaşaması yanlıştır, kötüdür ve yaşatmazlar zaten. Bu yani aynen bir vücuda nasıl bir böbrek nakli yapılırken, ciğer nakli yapılırken uyum aranır orada. Sistemlerde de bu böyledir. Yani sistem kapitalist olsun, kar hırsı gündemde olsun, kapitalist olabildiğince büyüme şansına sahip olsun. Ondan sonra orada bir yerde kooperatif yaşasın veya başka tür bir sistem yaşasın. Başka tür bir örgütlenme, bir üretim ilişkisi yaşasın. Bu çok fazla mümkün değil. Geçici olarak olabilir. Ara sistem şekli olabilir. Aynen sosyal demokrasi gibi ama sırası gelince üretim ilişki sermaye bunu yıkar. Dolayısıyla benim mantığım böyle çalışmıyor. Benim mantığım sistemin dokusuna doğrudan ana dokusuna, hücre yapısına girip
sermayenin yapılış oluşum biçimi, ona müdahale biçimini ele almamız gerektiği kanaatini taşıyor. Bu da emekçilerden gelen bir şey olacaktır. Ama emekçilerin şu anda yaşadığı ıstırap karşısında da çok fazla hareketini görmüyorum. Örgütlerine baktığımızda DİSK dışında diğer örgütler çok fazla harekete bile geçmedi. Yani bugün emekçilerimiz sermayenin hırsıyla patronlar evlerinde otururken veya korkularıyla iş yerine gelmezken işçileri çalıştırdılar. O taşıma işinde çalışanlar, servis veren emeklilerimiz, yani günlük çalışanlar inanılmaz zorluklar altında bize hizmet sundular. Aynen bugün sağlıkçılar, onlara da büyük şeyler borçluyuz. Ama bir hareketlenme yok. Çünkü örgütlenme yok. Çünkü sermaye hepsini dağıtmış vaziyette. Peki bu iş kime düşüyor? Bu iş üniversitelere düşüyor. Evet düşüyor. Ama üniversitelerde de sermayenin boyunduruğu altındadır. Üniversitelerde bu yönde iş yapanlar üniversiteden atılır, kovulur. Yapıldı da bu. Yani Türkiye'de yapılan olay da kısmen böyle bir olaydı aslında. Yani öyle arkadaşlarım vardı ki benim, bunu biliyorum ben kendi fakültemden de, imza dağıtmamış. Hani meşhur Kızıl diye imza atıldı, imza dağıtmamış. Ama sırf sol eğilimde olduğu için ihraç edilmiş arkadaşlardı. Ve bunun hiçbir gerekçesi yok. Ama gerekçesi var. Nedir gerekçesi? Çünkü sermaye diyor ki ben bütün davranış kalıplarıyla, kurallarıyla, aile sistemiyle, sistem nasıl öğretiyor isem okullar da benim yanımdan eğitim sistemi olarak sistemi öğretecek onlara. Onlara kar maksimizasyonunu söyleyecek. Onlara bilmem sistem ilerleyişinde devletlerin mesela ekonominin büyüme hızının nasıl ölçüldüğünü benim kriterlerime göre söyleyecek. İnsanların ihtiyaçlarına göre üretim yapmayı değil de onlara kar etmek için üretim yapmayı, pazarlamayı, aşırı reklamcılığı öğretecek onlara. Şimdi böyle bir sistemde, böyle bir senelik pandemiyle işte bu ne bileyim Dargo ve Laval'ın ortaya koyduğu kamulu kocan kitapla, hatta yani küçümsemeden Ostrom'un, onun için Nobel aldı zaten 10 sene kadar evvel, eserleriyle çok fazla bir yere gidilmez. Ama yine ben umuyorum ki son sözümde şu olsun. Yine ben umuyorum ki ve diliyorum ki hatta öyle diyeyim. Bir gün insanlık uyanacak. Akıl, vicdan bir yerde hakim olacak. Ve sermayeyi ne zamanki sermayeye saldırma kelimesi kötü ama mecburdum bunu kullanma, saldırmaya başlayacak. Bunda bir çözülme noktası gelirse ben inanıyorum bütün emekçiler bunun arkasından yürür. Herkes belki bir kıvılcım bekliyor şu anda. Bu da üniversite içindeki çok fazla örgütlü aydın akademisyenlerden daha çok üniversite dışındaki gerçek aydınlardan gelir. Bu aydınlarda hakikaten hiçbir şeye kendini bağlı hissetmeyen, gerçekten toplum yönünde hareket edebilen, fikir üretebilen insanlar olarak düşünüyorum ben. Ben burada keseyim. Yani çok umut var değilim. Bu pandemini geçecek. Yani Asya gribi geçti, İspanya gribi geçti, başka şeyler geçti. Aşı falan da bulunur bulunmaz mı? Hatta öyle söylentiler var ki, yani geçen bir arkadaşım bir şey gönderdi. Hatta bu pandemilerin veya bu salgınların bir kısmı patentli zaten. Yani şeylerde üretilmiş, laboratuvar üretilmiş, patentli. Bu bir savaş da olabilir. Üçüncü paylaşım savaşı da olabilir. Ama onları iddia edebilmek için çok fazla elimizde kanaatın olması lazım, kanıtın olması lazım, delillerin olması lazım. Fakat ne olursa olsun, eğer öyleyse de, öyle değilse de kapitalizmin sürüklediği bir alanda yürüyoruz. Eğer öyleyse de bu da kapitalizmin üçüncü paylaşım savaşında bütün insanları hiçe sayarak, tonla insanı öldürerek yani yürüttüğü, insanlığı sürüklediği bir hizmet olarak algılıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Umuyorum ümitli bir şey söyleseydim ama ben çok fazla böyle ne olacak, bu kadar büyük şey yaşadık, her şey değişecek, hiçbir eşsizlik olmayacak, ben öyle düşünemiyorum doğrusu. Umuyorum yanılıyorumdur. Şimdilik iyi akşamlar, sorularınızı, aydınlatıcı şeyleri, açıklamalarınızı bekliyorum. Şimdi Murat Hoca'yı dinleyeceğiz, yararlanacağız ondan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz hocam, çok sağ olun. Yani biraz karamsar bir görü çizdiniz ama... Evet, evet öyleydim. Doğru. Biz temenniler gerçekleşecek. Evet, sağ olun. Evet. Başlayayım mı? Tabii elbette hocam. Şimdi ben öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Öğrencilerimiz de muhtemelen izliyor. İzzettin hocam da hani herkes birbirine akademide hocam diyor ya, İzzettin hoca benim gerçekten hocam.
Meslektaşız Ben artık, meslektaşız. olabildiğince yerli yersiz kullanmamaya çalışıyorum bu kavramı. Ama Tamam. benim lisansta ikinci sınıfta hocam oldu ilk olarak. Sonra dördüncü sınıfta hocamdı. Sonra yüksek lisans. Doktoraya ben yurt dışına giderken sağ olsun hocam yardım etti benim hazırlıklarıma, referans mektubuma vesaire. Teker teker bütün o süreci ona danışarak yaptım. Öyle böyle geldik bu zamanlara. Birlikte ilk olarak ben Evrensel Gazetesi'nde yazmaya başladığımda hocamla birlikte başladık. Dönüşümlü olarak aynı köşeyi paylaştık. Ondan sonra ilk çıktığım açık oturumlarda, panellerde yine hocamla birlikte, belki yani bilmiyorum 50'yi bulmuştu belki birlikte çıktığımız paneller. Ama uzunca bir süredir işte pandemi vesaire araya girdi. Hocamla birlikte tartışma olanağı bulmuyorduk. Bu olanağı da bize sağlayan İPMC'ye bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten İzzettin hocamla bir arada olmak her zaman çok keyifli. Bizim yeni öğrencilerimizin de onun derslerine girme olanağı bulamayan arkadaşlarımızın da bu vesileyle hocamı tanıma fırsatı bulması beni daha da sevindiriyor. Bunu da söylemek isterim. Şimdi evet hocam bugün biraz böyle karamsar bir perspektiften baktı ama arkadaşlarımızın yorumlarıyla farklı yerlere de gidebilir. Malum konumuz son derece geniş. Ben birazcık daha iktisat sınırları dahilinde olaya yaklaşacağım. Öyle bir iş bölümü yaptık hocam ben kendi aramızda. Şimdi birincisi bugün nerede duruyoruz? Bir oradan bakalım isterseniz. Bugün geldiğimiz noktada gerçekten çok ciddi bir eksojen, dışsal bir şokla karşılaştı ekonomiler. Ve bu şokun sonrasında hem iktisadi büyüklükte ciddi bir sert bir daralma olduğu gibi istihdam yapısında da ciddi bir dönüşüm süreci yaşanıyor beraberinde. Yani işsizlik arttı ve işlerin nitelikleri, işin yapılma biçiminde de, çalışma biçimlerinde de bir değişim, dönüşüm gözlemliyoruz. Bunun arkasından ne oldu arkadaşlar? Büyük bir para politikasında ciddi bir genişlemeyle devletler bu sürece müdahale etti. Merkez bankaları para arzlarını arttırdı. Varlık fiyatları şişirildi. Bu bizde biraz bir yanılsama yarattı. Ya acaba o kadar da ciddi değil mi bu karşılaştığımız tablo gibi? Ama hayır görüyoruz. Şimdi birazcık daha sular dinmeye başladığında burada bir kere bu krizi sonlandıracak yegane durum bir çözüm yolunun bulunması. Bu da kısa vadede pek olası gibi düşünülmüyor ve görünen o ki Eylül ayından itibaren daha sert yeni bir dalgayla karşı karşıya geleceğiz. Çünkü hastalığın seyrini şiddetlendiriyor, grip vakalarının artması ve o da kış aylarını da yine bu pandemi tehdidiyle geçireceğiz gibi gösteriyor. Şimdi baktığımızda peki etkileri bilanço ne oldu şu ana kadar? Bir ona bakalım. Gelir dağılımı üzerindeki etkileri, istihdam piyasası üzerindeki etkileri, çalışma biçimleri üzerindeki etkileri ve sermaye emek çelişkisi üzerinde nasıl inceleyebileceğimiz üzerinde kısaca durmak istiyorum. Şimdi birincisi hastalığın yaygınlaşmasıyla birlikte tabii bu bir anda hizmetler sektörü başta olmak üzere pek çok sektörün durduğunu gördük. Yani bugün mesela hastaneler dolup taşıyor veya taşıyordu. Ancak bakıyorsunuz en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi sağlık. Çünkü sağlık sektöründe de acil durumu olmayan pek çok vatandaş hastanelere gitmek istemiyor. Dişçilere gitmiyor, gözcülere gitmiyor vesaire. Dolayısıyla buralardaki ciddi bir daralma yaşanıyor. Kısa vadede bunu aşmak pek kolay gözükmüyor. Yani devletlerin, hükümetlerin yok işte karantina şeyi kaldırdık, evde kal yasağı kalktı, hadi çıkın dışarı demesiyle insanlar dışarı çıkmıyor. Her ne kadar kimi hükümetler bu riski almak istedilerse de, kimileri hatta Amerika'da gördüğümüz gibi pandeminin daha hala pik noktasına ulaşmadığı bir durumda büyük risk alarak ekonomik maliyetler karşısında geri adım atmaktan kaçındılarsa da bakıyoruz ki halk zaten burada bir şekilde kendi şeylerini, sosyal davranışlarını bu pandeminin gerektirdiği koşullara göre ayarlıyor ve hizmetler sektörü bundan derin bir şekilde etkileniyor. Ülkemizde de bunu yakından görüyoruz. Bu faaliyetteki, iktisadi faaliyetteki daralmada tabii doğal olarak istihdama yansıyor.
Şimdi istihdam rakamlarında gördük işsizlik başvurularıyla işsizlik oranı arasındaki tutarsızlığı hem ülkemizde gördük hem diğer ülkelerde açıklanan şeylerden, figürlerden gördük. Amerika'daki tablo açıklandığında mesela ilk bana sormuşlardı ya neden bu kadar böyle bir fark oluyor? Çünkü fark şundan kaynaklandı arkadaşlar, bizde de aynı şekilde iş gücü daralmaya başladı. Yani insanlar iş aramaktan vazgeçmeye başladılar. Birincisi buydu ve en temel şey buydu. Bizde de ana neden bu oldu. Burada önümüzdeki süreçte birazcık daha işsizlik oranından ziyade istihdam oranı üzerinden analizleri yapmakta fayda var. Türkiye ekonomisi zaten buralarda çok vahim durumdaydı. Kadın istihdamının düşük olmasından dolayı. Burada daha da %50'nin altına inmeye başladı istihdam oranımız ve bu gerçekten çok vahim bir tablo ortaya çıktı. Bakın şu anda ana tabloyla karşı karşıya değiliz. Hükümetin getirdiği bazı düzenlemeler var biliyorsunuz. İşte ücretsiz izin ödemeleri vesaire, işte kısa dönem çalışma ödenekleri. Bunlarla işsizliği biz hala daha gizliyoruz. Resmi rakamlar şu an aslında karşılaştığımız tabloyu bize yansıtmıyor. Ama önümüzdeki aylarda kaçınılmaz olarak durumu hepimiz göreceğiz. Kamunun burada yapabilecekleri bir noktada sınırlı. Bütün istihdamı özelleştirdiğinizde, ekonomiyi özelleştirdiğinizde kamunun işte kendisi ekonomik faaliyeti arttıracak müdahaleleri de zorlaşıyor. Geçtiğimiz işte 60'larda hükümetlerin bu alanlarda derin krizler karşısında müdahale yetenekleri çok daha fazlaydı. Günümüzde ise sadece para politikası aracılığıyla oluyor. Para politikası ne yapıyor? Varlıklara bu parayı aktarıyor. Varlıklarda büyük bir balonla karşılaşıyorsunuz. Yani mesela pek çok insanın sorduğu bir diğer soru. Ya diyorlar hocam yani bu kadar kötü bir tablo var. Peki nasıl oluyor da varlık balonu yani varlık fiyatları bu kadar şişiyor? Hisse senedi fiyatları bakın görüyorsunuz. Şimdi ülkemizde tarihi zirvesine geldi. ABD'de keza bakın bir yıl öncesinin üzerinde seviyelerde seyrediyor endeksler. Ya peki bu kadar tarihi işsizlik artışının olduğu, şirketlerin kâr etmesinin beklenmediği hatta büyük zararlar yazacağı bir dönemde nasıl şirketlerin fiyatları artıyor? Bir yıl önce çok daha iyiydi Amerikan ekonomisinde gördüm. Bugün ne oldu da şirket fiyatları daha yüksek? İşte balon dediğimiz bu arkadaşlar. Reel dinamiklerle bağının fiyatların kopması. Bugün bunu yaşıyoruz. Peki ne kadar sürdürülebilir? Bakın çok yakın zamanda göreceksiniz zaten. Bir iki gündür altın fiyatlarındaki hareketlenme de bunu gösteriyor. Artık yatırımcı kaygılanıyor. Tamam diyor. Gelmeye başladık. Zirveye gelmeye başladık. Artık buradan sonrası yok. Yani bir yerde bu hisse senetlerinin ve varlık fiyatlarının artışı duracak ve oradan sonra da hızlı sert bir iniş göreceğiz. Ondan sonra da bir dalgalanma yani sert bir düzeltme sonrasında da bir dalgalanma yaşayacak. Bu kaçınılmaz. Ama bütün bunlar peki gelir dengesine, topluma nasıl yansıyor diye baktığımızda şunu görüyoruz. Servet sahibi kesim servetini koruyor. Varlık fiyatlarının yükselmesi sayesinde. Emeğini satarak geçinen kesime baktığımızda ise bu kesimde ciddi bir toplam hasıladan aldığı payda daralmayla karşı karşıya geliyoruz. Yine emeğiyle satan, emeğini satarak geçimini sağlayan kesim içerisinde bir farklılık göze çarpıyor. Beyaz yakalılar, mavi yakalılar özellikle hizmet sektöründe. Şimdi mesela bankalarda çalışan personel açısından baktığınızda bankalar mesela durumdan öyle veya böyle memnun gibi. Hala daha olabildiğince personeli çağırmıyorlar ve yeni veya da yeni yeni çağırmaya başlıyorlar. Neden? Çünkü bilgisayarıyla hatta evde çalışarak verimliliğin arttığını gösteriyor pek çok çalışma. Daha uzun süreler insanları çalıştırabiliyorlar. Ama bu işin altındaki işte hizmet sektöründe mesela restoranda hizmet veren garson için ne bileyim otelde temizlik yapan insan için bunlar için aynı şey söz konusu değil. Dolayısıyla asimetrik olarak emek gücünün bu süreçten etkilendiğini görüyoruz. Amerika'da yapılan araştırmalar etnik olarak siyahların, Hispaniklerin yani azınlıkların ve kadınların diğer gruplara göre daha fazla bu süreçte işini kaybettiğini veya ücretlerinde daralma yaşadığını gösteriyor. Türkiye ekonomisi içinde ben böyle ayrıntılı bir veri görmedim. Biz de bu şekilde etnik vesaire olarak tutulmasa da benzer bir tahminde bulunmamız olası. Bunun arkasında yatan etkeni ama hepimiz biliyoruz. O da daha
düşük nitelikli emek gücünün bu süreçte bu krizden daha fazla etkilenmesi. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Bir tarafta istihdam daralıyor, diğer tarafta da gelir dağılımı adaletsizliği büyüyor. Bu kapitalizmin var olan sorunlarının daha fazla açığa çıkmasını sağlıyor. Yani bakın bu kriz bu kez öteki krizlerden farklı olarak mesela yakın tarihte yaşadığımız 2008-2009 krizinden farklı olarak kapitalizmin iç dinamiklerinden kaynaklı olarak çıkmadı. Dışsal etkenlerden dolayı çıktı. Ama aynı şekilde krizin patlak vermesiyle birlikte biz kapitalizmin bütün bu çarpık mekanizmalarıyla karşı karşıya geldik. Kendi kendini toparlayamıyor sistem. Bu da ister istemez ana akım iktisat çevrelerinde dahi kapitalist sistemin işleyişine dair sorgulamaları beraberinde getiriyor. Ben o anlamda çok umutsuz değilim. Bu sürecin kriz sertleştikçe daha ciddi bir şekilde var olan sistemin sorgulanmasına akademide ve akademi dışı çevrelerde hizmet edeceğini umuyorum ve düşünüyorum. Ama diğer taraftan şunu da gözden kaçırmamak lazım. Her kriz aynı zamanda bir fırsat penceresi açar. Burada da güçler dengesi belirler. Bunun nereye evrileceğini. Yani hem siyasetin şekillenmesinde hem de sosyal yapının şekillenmesinde belirleyici olan bu sınıflar savaşındaki güçler dengesidir. Şimdi geçtiğimiz yıllarda işte 1970'lerde, 60'larda hatta 80'lerin başında yaşanandan farklı olarak bugün işçi sınıfı çok daha örgütlü ve sermayenin yaptırımları karşısında müdahale gücü son derece zayıf. Kıdem tazminatı gibi tartışmalar bu dönemde gündeme getirilebilir ve geçmişe göre daha az dirençle geçirilebilir. En azından sermayenin hesabı bu. Bunun ötesinde bakın şunu gözden kaçırmamamız lazım. Bu kriz bir olanak yarattı. Pek çok sektörde evden çalışarak aslında sermaye açısından baktığınızda bakın gıda maliyeti ortadan kalktı. Değil mi? Sizin bu çalışanlara işte öğle yemeği, kimi yerlerde akşam yemeği bunu çıkartma zorunluluğunuz yok. Ofis tutma zorunluluğunuz yok. Daha ufak ofislerde çalışabilirsiniz. Sınırlı sayıda. Gerekiyorsa toplantı yapmak için yüz yüze bir tane toplantı odası kiralarsınız vesaire. Bunları pek çok şirket yapıyor. Ofislerini boşalttılar. Binaları boşalttılar. Artık o kiralar da yok. O da çıktı devreden. Bakın birçok maliyeti artık göz ardı edebiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Çalışanlara servis. Yok servis. Herkes evinde. Bitti gitti. Ciddi anlamda düşürebiliyorsunuz. Bugün konut dışı maliyetlerinin ortalama %30 azaldığını gösteriyor Amerika'da araştırmalar büyük şirketlerin. Bu az buz bir şey değil. Dolayısıyla sermaye işin bu tarafını sevdi. Sermaye işin bu tarafını sevdi. Çalışanlar da başlangıçta sevdi bunu. Güzeldi. Diyor ki ya yolda vakit kaybetmiyorum. Değil mi? Çok güzel. İşte çoluğuma çocuğuma vakit ayırıyorum. Arada boş vaktimde hobi de yapıyorum yolda geçireceğim vakitte. Bu tarafı güzeldi. Ama ne oldu iş? Bir noktadan sonra insanlar şunu fark etti mi? Yok arkadaş yani sabahleyin ben 9-5 işte neyse o klasik iş gücü, iş günü tanımı. Saat 8.30'da bir bakıyorum telefona mesaj gelmiş diyor insanlar. Kalkıyorum hemen açıyorum. Çünkü herkes biliyor evdeyim. Yani işime bir dakika mesafedeyim değil mi? Bilgisayarıma. Bakıyorsun o zaman iş ve ev hayatı dengesi yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başlıyor. Gecenin 11'inde adam diyor ki bağlan diyor bir toplantı var diyor. Adam oturuyor 11'de toplantı yapıyor. Gece 2'ye kadar çalışıyorum. Sabah 7'de kalkıyorum. Arıyorlar tekrardan bilgisayarın başına oturuyorum. Nerede benim kişisel hayatım bitiyor? Nerede iş başlıyor? Bunu bilemiyorum diyor insanlar. Dolayısıyla bu tarafı çok korkutuyor. Çünkü gerçekten verimlilik artışı diyoruz ya bu sermaye tarafından baktığımızda verimlilikte bir artış var. Ortalama %13, %13 ile %20 civarında bir verimlilik artışı yakalandığı gösteriyor araştırmalarda. Stanford Üniversitesi'nde yapılan son araştırma bunu gösteriyor. Yani gayet yüksek bir verimlilik artışı. Diğer taraftan maliyetlerdeki düşüşü söyledik. Dolayısıyla bu işin sermaye kesimi açısından çok cazip bir tarafı var. İkinci bir tarafı da şu. Şimdi daha önce çalışanlar hep bir aradaydı. Bir arada tutmak insanları ne demek? Bunların tartışabilmesi, şirketin eksiklikleri vesaire karşısında örgütlenebilmesi, muhalefet edebilmesi değil mi? Bunu da beraberinde getirdik. Ha, şimdi herkes Zoom ekranı üzerinden birbiriyle konuşuyor. Şimdi böyle olduğu zaman patronun yanında hadi bakalım eleştir. Oturursun karşılıklı ikili üçlü telefonda konuşursun. O da riskli. Dolayısıyla sermaye büyük ölçüde çalışanları da daha kolay kontrol edebiliyor, daha fazla disipline edebiliyor.
insanlar şöyle söylüyor. Yani diyor ki müdür karşımda oturuyor. Bilgisayardan o beni izliyor. Ben çalışıyorum diyor. Şimdi bundan daha öte bir denetim mekanizması var mı? Yani Dojolver'in domenlarına benziyor artık karşılaştığımız tablo. Dolayısıyla böyle de bir dönüşüm süreci var. Başta ne demiştik? Her kriz aynı zamanda bir fırsattır. Bu krizi de sermaye kesimi bir fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Evet, evde çalışmanın avantajları olabilir. Daha insancıl bir çalışma biçimi de kimi sektörlerde ortaya çıkabilir. Ama bu ancak ve ancak işçi sınıfının, emek kesiminin daha örgütlü durabilmesiyle mümkün olur. Yoksa bu süreci sermayenin kendi tercihleri doğrultusunda birebir eğer yürütmesine, yönlendirmesine izin verirsek, o zaman bizim için tercih edilecek daha insancıl bir yaşam biçimi ortaya çıkmayacağı gibi işsizliğin bu kadar büyüdüğü bir ortamda hem iş güvencesinin tehdit altında olacağını söyleyebiliriz şimdiden, hem de aynı zamanda ücretlerimizin ciddi bir erimeyle karşılaşabileceğini görebiliriz. Yine son olarak bir şey daha söyleyeyim. Türkiye ekonomisine daha önümüzdeki süreçte ne olacak? Birincisi, pek çok ekonomide kamu açıklarının büyüdüğünü görüyoruz. Bütçe açığı bizde de, batılı ekonomilerde de depo seviyelere ulaşacak. Özellikle aylarda bunu göreceğiz. Bu kaçınılmaz. Özellikle turizm gelirleri vesaire buraların da bitmesi dolayısıyla yaz aylarında bu farkı daha da bence derin hissedeceğiz gibi gözüküyor. Diğer taraftan da ne olacak o zaman? Senin bu faiz oranlarının yükselmesini engellemen için yani bir taraftan borçlanacaksın, öbür taraftan da ne olması lazım? İşte bu Ricardo denkliği, Paro Ricardo denkliği ne diyorlar adamlar? Halkın kriz beklentisiyle daha fazla tahvil alarak o faiz oranlarını düşürmesi lazım. İşlediği pek gözükmeyen, kanıtlanabilmiş bir teorik yaklaşım değil. Ama batılı ülkelerde bu süreçte kısmen işleyebilir. Bakın göreceksiniz şimdi hisse senetleri fiyatlarının çok yükselmesiyle birlikte tahvil talebi burada bunu dengeleyecek. Ama bizim gibi ekonomilerde özellikle Türk lirasından kaçış eğilimi tahvile gidişi de engelliyor. Çünkü enflasyonun altında kalmaya başladı faiz oranları. Enflasyon batılı ülkelerde olduğu gibi düşük seyretmiyor. Orada bir deflasyon korkusu hüküm sürüyor. Bizde çift tanelerde hatta bunun üzerinde 112-113'lere varan bir enflasyon göze çarpıyor. Bu da bizim ekonomimizi zorlayacak. Merkez Bankası rezervleriyle birlikte ele aldığımızda önümüzdeki dönemde hem kurda hem enflasyonda hem de buna bağlı olarak faizlerde yukarı yönlü bir hareket hükümeti daha çok zorlayacaktır gibi gözüküyor. Hükümetin şu ana kadar görünen o ki bir kriz politikası yok. Hükümet krizin olduğunu inkar etmeye dayalı bir politika izliyor. Bu da kanımca Eylül ayından itibaren işleri daha da zorlaştıracak. Çünkü kriz gerçeğiyle karşılaştıklarında artık inkar edilemez bu boyuta geldiğinde kimi önlemleri alabilmek için çok daha geç olacak. Şimdi burada keselim isterseniz arkadaşların sorularına karşılıklı tartışmayla ilerleyelim. Belki son söylediğiniz üzerinden ufak bir soru sorabilirim hocam size. Sonradan da sorulara geçebilirim. Yani Türkiye yani pandeminin başladığı dönemde de yatırımların nispeten düştüğü, enflasyon yüksek olduğu bir şekilde girdi. Yani bu dönemde hükümetin de kısıtlılıkları vardı, bütçe açığı da yükseliyordu. Acaba hani hükümet yapmadı mı, yapamadı mı? Hani oradaki ilişki nasıl şekillendi? Mesela Erinçiyel'den bu Voyvoda'nın bir politika önerileri vardı. Emek gelir desteği yanlış hatırlamıyorsam. Hani bu tarz politika alternatifleri mümkün müydü hükümet uygulayabileceği pandemi? Emek gelir desteği gibi. Ya elbette bunlar siyasi tercihlerdir. Ama yani hükümetin baştan bu yana söylediğim şu, bir kere hükümetin eksiklikleri pandemi dönemi de başlamıyor. Yani hükümet bugün işte böyle kimi zaman köprüleri atıyor, Batı ülkeleriyle anti-emperyalist vesaire bir söylemle karşımıza çıkıyor. Ama bakın şunu unutmayın. Biz bu kriz döneminde hala da içerideki gelir daralıyor ama dış ticaret açığımız patlıyor. Biz bu kadar dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani böyle bir ortamda bunu yaratan ekonominin, bakın 2001-2002 o döneme bakın. Yani 2001 son AKP'den önceki son o dev kriz var ya, o dönemde biz fazla verdik. Ekonomi daraldı mı? Türkiye ekonomisinin klasiği buydu. Bize lisanslı öğrenciyken böyle öğretildi. Türkiye ekonomisi krize girdiği dönemlerde dış ticaret fazlası veriyor. Veriyor muyuz şimdi krizlerde dış ticaret fazlası? Veremiyoruz. Kriz döneminde dahi
Dış ticaret fazlası veremiyoruz. Biz gıdada dahi dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bunu yaratan da AKP'dir. Dolayısıyla şimdi bugün bu noktada burada çıkıp da işte yabancı ajanlar, şunlar bunlar, yabancı ülkelerin Türkiye üzerinde tahakküm politikası vesaire. Buralara böyle bir tahakküm varsa bunun müsebbibi bugünkü mevcut hükümettir. Bunu koymak lazım. Bu önemli bir şey. Çünkü neden? Kurdaki hareketler bizi her zaman çok sert vurmaya başlıyor. Kuru serbest bırakamıyorsun ya, boş ver diyemiyorsun. Bak Çin ne yapıyor mesela? Çin sürekli kendi parasını düşük değerli tutmaya çalışıyor değil mi, rekabet gücünü arttırmak için uluslararası piyasalarda. Biz niye yapamıyoruz? Yapamıyoruz çünkü içeride insanlar açlıktan ölecek. Gıdayı dahi, pirinci dahi dışarıdan alır hale gelmiş. İşte demek istediğim bu. Eğer eli kolu bağlı kaldıysa, kime hamleleri yapamadıysa AKP, bunun müsebbibi yine bizzat AKP'nin ta kendisi. Evet, bu politikaları yapmak başka farklı olanakları da gerektiriyor. AKP'nin yapamaması bunlardan kaynaklanıyor. Bugün bu olanaklara sahip olmaması vesaire, bunlar doğru. Yapılabilir mi? Yapılabilir yalnız. Onu da söyleyeyim. Yani bugün o olanaklar Türkiye ekonomisinde var. Belli düzeylerde geçim desteği sağlanabilir. Bunlar sadece siyasi tercihlerle alakalı. Geliri nereden aktaracaksın? Tepeden mi aktaracaksın, aşağıdan mı aktaracaksın? Ben diyorum ki aşağıdan aktar geliri. O nereye gitmesi gerekiyorsa gitsin. Para belki müteahhite gitmeyebilir, kusura bakma. Vatandaş nereye gitmesini istiyorsa oraya götürecek. Yalnız bu, eğer ben piyasa ekonomisini kabulleniyorsam var ya, benim bu yolu izlemem lazım. Tüketici tercih etsin paranın nereye gitmesi gerektiğini. Devlet dağıtmasın iş adamlarını. Dolayısıyla yani Adam Smith'e de sorsaydınız, John Stuart Mill'e de sorsaydınız, Ricardo'ya da sorsaydınız bunu söylerlerdi. Tepedeki iş adamlarına, işverene dağıt demezlerdi parayı. Verimli olan sektörlere, ayakta kalması gereken sektörlere o para bu şekilde alttan ulaşacaktı zaten. Kısmen yapılıyor, yeterli değil ama dediğim gibi bu evrensel bir gelir desteği, vatandaşlık geliri vesaire gibi öyle bir yöne evrilmiş değil. Yani dolayısıyla bir eksiklik elbette. Şimdi Facebook'taki yorumlardan sorulara geçebiliriz. Burada soruları sorabilirsiniz. Bir soru var, oradan başlayalım olarak. Krizin Türkiye'de yaşanan bütün baskılara rağmen bir toplumsal harekete dönüşme ihtimali sizce nedir? Nitekim hem işsizlik hem de pandemi insanları ciddi şekilde etkiliyor. Bu durumda bu duruma ne kadar fazla dayanabilir diye bir soru gelmiş. Hocam sesiniz hocam, kapalı hocam. Ha, şimdi kaçtım, evet tamam. Pardon, evet. Şeydi. Tamam, harika hocam, duyuyoruz sizi. Kime gelmiş bu soru, pardon soru? Ortaya gelmiş hocam. Buyurun, isterseniz cevaplayın. Ha peki, o zaman ondan evvel bir şey söyleyeyim müsaade. Ben Murat çok güzel cevap verdi. Ben teşekkür ederim. Çok da yararlandım. Fakat biraz daha yukarıdan bakarsak aynen tamamlayıcı şekilde şunu söyleyeyim. 2000 yılında henüz bu AKP hükümeti de yokken o meşhur bir 1999'da krizle geldik. Ya işte meşhur IMF'nin önce gözetleme ya izleme politikası 1999, sonra 2000 yılında IMF ve sonra bir yıl sonra, 6 ay sonra Derviş'in de katıldı. Onun yani bu kurlarla ilgili esnek kuru getirme meselesi. Yani IMF Derviş politikalarla Türkiye zaten üretimden uzaklaştırıldı. Yani AKP bu programı uygulayan bir şey, politikayı izledim. Peki neden uzaklaştı? Çünkü kapitalist sistem derin bir kriz içindeydi. Türkiye bu politikalarla Türkiye'nin hacmine göre, tabii etine buduna göre diyelim, dışarıda işsiz kalmış sermayeyi aslında iş alanı açtı. Bugün görün bu altyapılar, üst yapılar, tüneller vesaire, işte yap işlet devret, yabancı şirketlerle orada işsiz kalan işletmeleri iş alanı açtı. Aslında biz yani uygulanan bu baskılı kur politikalarıyla içeride üretilecek girdileri, büyük fabrikaların girdilerini dışarıdan almaya başladı. Çünkü döviz çok ucuza gelmeye başladı. Dolayısıyla ithalatımız artmaya başladı. Onun için Murat Öden dediği çok doğru. Yani bütün biz her şeyi nereden dışarıdan alır hale geldik. Hatta ta Özal döneminde hayvancılığımızı da ortadan kaldırdık. Mesela bir tarıma destek mekanizması getirdik. Tarıma desteği batılı ülkeler gerçekten sanayi tarımı yaptıkları için inanılmaz boyutta
ürünleri vardı. Et, yağ, buğday vesaire. Hatta bir kısmını bizlere hibe ediyordu, bir kısmını imha ediyorlardı. O zaman dediler ki biz böyle yapacağımıza biraz bunları destek verelim. Üretimi kısmı, yani Batı üretimini kısmak için bunu yaptım. Peki biz hangi akılla bunu yaptık? Biz de bunu yaparken üretime kıstık. Çünkü biz üretime destek vermedik. Tarla sahiplerine destek verdik. Üretme demektir. Üretmezsen ben sana bu parayı veriyorum, bu kısmını veriyorum demektir. Bütün bunlar aslında o milli ve yerli laflarının nereden çıktığı buralara dayalı. Bunlar hiçbir yerli ve milli değil. Yerli ve milli çökertmek için laf bize bir tek öğrettiler. Aslında esası ekonomi içeride çökerttiler. Onun için hocanın dediği son derece doğru. Hakikaten çok ilginçtir. Bizde ekonomi daraldıkça cari fazla verir Türkiye, verirdi Türkiye. Şimdi tam tersi olmaya başladı. İşte bu da 2000 politikalarının çok beklenen sonucudur aslında. Bunu AKP bilmesi gerekiyordu. Uygulamacıların bilmesi gerekiyor. Bugün kalkıp eleştiriyorlar. Hepsi bu işin suçludur ve yanlış yapmışlardır. Ülkeyi gerçekten bu hale çevirmişlerdir. Şimdi öteki soruya gelince, yani bu nedir, işsizlik falan meselesiydi galiba değil mi soru? Bir daha tekrar kısaca. Yani krizin Türkiye'de yaşanan bütün baskılara rağmen bir toplumsal harekete dönüşme ihtimali nedir diye bir soru. Umarım. Ama bunu ummakla olmazdı. Ben Murat'ın da cevabını alalım. Fakat madem mikrofon açık şu anda, ben şöyle diyeyim ben. Bu çok zor bir iş. Bir kere Türkiye eskiden olduğu gibi, çok eski olduğu gibi bir zincirin zayıf halkası, politikası bütün dünyada yok artık. Çünkü bu tedarik zincirleriyle ülkeler birbirine bağlanmış vaziyette. Bugün biz de belki bilgisayarın bir parçasını yapıyoruz. Mercedes'in bir parçasını yapıyoruz. Burada böyle bir hareket olduğunda bütün dünya ayağa kalkıyor olabilir. Bu bir. İkincisi, hadi bunu atlatabiliriz. Zaten bu pandemi olayı bütün dünyada bu tedarik zincirini biraz da ulusallığa çekmeye başlayan firmalar biraz da büyük merkezlere gitmeye başlayacak. Yani Amerikan firmalar Amerika'ya, Almanya'ya gitmeye başlayabilir. Böyle bir eğilim de var. Devletler çünkü sertleşecek şimdi bundan sonra. Fakat ikinci bir mesele, üretim süreci Türkiye'de emek hala da avantajlı alanda. Çok fazla biz makinalaşmış değiliz bazı üretim alanlarımız dışında. Dolayısıyla buna rağmen emeğin örgütlenmesi, ne kadar örgütlendiyse, küçük bir örgütlenme olmasına bir de örgütlerin parçalanması inanılmaz bir durumda Türkiye'de. Bu çok kolay bir iş değil. Bunların toparlanması çok kolay bir iş değil. Ancak böyle mesela bir kıdem tazminatı gibi son derece yanlış emeğe karşı hareket biraz birleşir hale geldiler. Fakat hala ben tam olup birleşiklik kanaatini taşımıyorum. Umarım yanlış düşünüyorumdur. Keşke ölçün. Yani bu bir emekçinin hatası değil ama bir üretim sürecinin geldiği aşama ve bir de bu şunu hiç unutmayalım. Gerçi komünist beyanname en sonunda zincirlerinden başka bir şeysi olmayan ayağa kalkar diyor ama fakat eğer bir toplumda belirli bir kütle zayıflıyor, yani eriyor ise ekonomik olarak, diğer kütle ise büyüyor ise bu bir sorundur, bu doğru. Ama diğer kütlenin, yani zenginleşen kütlenin bir ünite parayı yoksullaşan kütleye vermesinde o bir ünite paranın zenginleşte yarattığı sızıntı veyahut da marjinal maliyet ya zarar diyelim, iktisat diliyle konuşalım, o kadar küçüktür ki dikkate bile almazlar ama o öbür grupta müthiş bir paradır o aslında. Dolayısıyla bu insanı teslim almak biraz da kolaylaşabiliyor. Bunun için büyük çapta bir fikir hareketi lazım. Ben o fikir hareketini üniversitelerimizde göremiyorum, sendikalarımızda göremiyorum. Bir tek DİSK hariç diyelim burada. Çok fazla etrafta da görüyorum. Keşke burada da daha olumlu konuşabilseydim. Ümidim yani bütün gönlüm orada. Ama o kadar göremiyorum. Evet, ben de bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi bu yeni Keynesyenlerin içeridekiler dışarıdakiler yaklaşımı vardır istihdam piyasasına dair. Ona benzer bir şekilde bakmak istiyorum. Şimdi İstihdam piyasasının içinde olanlar açısından şu korku var, giderek de artıyor. Yani aman ben bir şeylere karışırsam işimi kaybederim ve kolay kolay da yeni bir iş bulamam diye. Dolayısıyla bunlar kolay kolay örgütlenmeye, grev vesaire bunlara yanaşmayacak. Bu, bakın Marx da bunu söyler. Yani her ekonomik kriz döneminde büyük kalkışmalar bekliyorsunuz ama der bu dönemde yedek iş gücü ordusu büyür ve dolayısıyla da bununla ikisinin arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Ben tersini de söyleyeyim hatta. Kriz dönemlerinde daha da eli zayıflar.
genelde gözüken budur. Yani political cycle'lara baktığımız zaman ekonomik konjonktürün daraldığı dönemlerde, işsizliğin arttığı dönemlerde işçi hareketlerinin de zayıfladığını görüyoruz. Burada kim o zaman şey yapabilir, açığa çıkabilir? Kaybedebilecek, yani işte Komünist Manifesto'da dediği gibi zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayanlar kim oluyor bu dönemde? İşsizler oluyor. Diğerinin çünkü borcu var, bilmem nesi var, şuyu var, buyu var. Yani bir maliyet var kaybedebileceği, karşılaşabileceği. Şu an geçmişteki gibi de değil ki. Kimse kendi evinde oturmuyor. Emekçilerin pek çoğu kirada oturuyor. Birçok sabit maliyet var. Modemiydi, şuydu, buydu, interneti falan filan, insanların telefon faturası falan. Yani durduk yerde hiçbir şey yapmayıp evinde otursa insanlar ciddi anlamda paralar harcaması gerekiyor. Bundan dolayı da bir taraf bu riske şey yapamıyor, katlanamıyor. İşsiz taraf da, işsiz kesime baktığımızda bu taraf da örgütsüz. Ve onun zaten sisteme müdahalesi, istihdam edilen kesimin müdahalesi, yani işçinin grev yapması gibi bir etki yaratmıyor. Örgütsüz kesimin bu başkaldırısı, tepkisi vesaire ortaya çıkardığı sosyal hareketlilikte mücadele etmek ve bunu bastırmak çok kolay. Bir, ikincisi şunu da unutmayalım. Türkiye son 4-5 senedir artık farklı bir rejime sahip. Bu tip hareketlere çok daha sert müdahale ediliyor. Çok daha büyük risklerle karşı karşıya geliyor insanlar. Bu da tabii sindiriyor toplumu. Ama dediğim gibi yani bu sürecin artması, işsizliğin artması vesaire, kimi toplumsal esnaf kesimine dikkat edin. Esnaf kesimi yani 2001'de de hükümeti büyük ölçüde sarsan esnaf hareketleri olmuştu, hatırlayacaksınız. Burada esnaf kesiminden ben bir önümüzdeki özellikle sonbahar aylarından itibaren esnaf kesiminden bir hareket bekliyorum. Çünkü gerçekten batılı ülkelerle karşılaştırdığımızda da çok yalnız bırakıldılar. Orada çok daha ciddi yardımlar var. Bizde esnafa ulaşmadı bu yardımlar. Esnaf kesiminden daha büyük tepkiler, o kasa fırlatmalar vesaire vardı 2000'li yılların başında. Ona benzer örgütlü tepkileri görebiliriz. AKP buna daha duyarlı davranacaktır. Kolay müdahale edemeyecektir. Çünkü doğrudan AKP'nin tabanından gelecek. Bakın bu tepkiler. Buralar kritik. Onu bekliyorum yani. O ayırarak incelemek lazım. Topyekun değil ama farklı farklı kesimlere eğildiğimizde ben özellikle esnaf kesiminden böyle bir sosyal hareketlilik sürecinin yaşanacağını o kesimden yana düşünüyorum. Evet. Bu soruya verdiğiniz cevapla aslında paralel bir soru gelmiş bir tane daha. Belki biraz daha açmak fırsatı da veririz. Eylül'den sonra iktisadi problemler daha güçlü hissedecek. Sizden bunu aktarıyor. Karşılaşacağımız muhtemel problemler neler olacaktır diye bir soru gelmiş. Hocam kapalı yine sesiniz. Hocam sesiniz kapalı. Hocam. Ses kapalı hocam. Şimdi işte açtım yine. Niye kapanıyor? Ben bir saat dokunmuyorum. Murat hocam, buna sen yanıt verebilirsin. Çok güzel. Bu tam senin konun. Buyurun hocam, siz verin. Estağfurullah. Hayır, ben iki cümle söyleyeyim peki, ama sana bırak. Buyurun hocam. Sen yanıt veriyorsun hakkında. Yani ben yani pandemiden sonra şöyle bir şey düşünüyorum. Tabii bir ara çok önceleri hükümetin para saçacağı düşünülebiliyordu doğrusu. Fakat bütçenin bu kadar açık vereceğini eğer vermeseydi eğer, şunu düşünüyordum ben doğrusu. Belki bundan sonra belki de ilave para da çıkartırlar. Bir miktar enflasyonu da göze alarak aslında sanki bu ikinci paylaşım savaşı sonrasında İşte bu tekrardan Marshall yardımlarıyla Avrupa'ya saçılan paralarla, Amerika'dan saçılan paralarla bir hareketlenme ortaya çıktı. Meşhur yani kapitalist sistemin bir pembe dönemi yaşandı. Yani aşağı yukarı 70'lerin ortalarına kadar. Acaba ona yani çok ufak ona benzer bir şey olabilir mi düşünüyorum. Fakat onu da beklemiyorum ben. Şundan dolayı beklemiyorum ben aslında. Çünkü gelir dağılım gerçekten Murat Özen dediği son derece doğru, güzel bir analizdi. Gelir dağılım çok şiddetli bozulmuş vaziyette. Ama çok alta kalanların, belki esnafların hakikaten ses çıkacaktır.
çok parasız olanlar ne kadar seçecek onu bilmiyorum doğrusu. Ama fazla bir şey olabilecek kanaatini taşımıyorum ben. Çünkü yani insanlar eğer bir miktar parası olsa biraz geciktirmiş taleplerini ortaya çıkartabilirler. Sermaye de bundan müstefit olur, yararlanır. Çünkü o da üretimini arttırır gerçekten. Çünkü iç piyasa, şu anda dış piyasaya gitmek de çok da kolay değil. Çünkü dışarıda da durumlar çok iyi değil. Yani Türkiye o açıdan ihracatı da çok fazla dayanamaz ondan sonra. Dolayısıyla böyle bir şey ortaya çıkabilir mi diyeyim. Yani düşündüm bir ara fakat çok inceler ama şu andaki duruma baktığımda böyle bir durum ben söz konusu olduğu kanaatini taşımıyorum. Çünkü ben doğrusu çok haklı Murat. Yani örgü yani sistem dışında da istihdam dışında kalanlar büyük bir kütle oluşturuyor. Fakat Türkiye'nin geleneksel yapısıyla yani Türkiye'de kentsel yoksul denen dolayısıyla kırsal alanla veya köküyle diyelim ilişkisi kesilmiş, kente gelmiş. Dolayısıyla işsiz kaldığında ölmekten başka çaresi olmayan bir insan grubu yok. Bu gelenekliğe de aykırı. Bizde böyle şey de yok çok fazla doğrusu. Bu doğru toplum biraz tutuyor. Yani toplumu esnek hale getiriyor. Dolayısıyla hükümet bundan da çok fazla korkmuyor. Onun için tedbirlerini de arttırdı Murat Özen dediği gibi. Hatta bu son bekçilik sistemi korkunç bir sistemdir. Yani iyice toplumun alt dokularına inen, alt sinir sistemine inen bence de son derece yanlış, son derece antidemokratik. Ama bu kasıtlı yapılan bir uygulamadır. Güçleri de var, yani silahları da var ama bence daha ciddi işler de yapacaklardır. Çok fazla hareketlenmeye doğrusu beklemiyorum ben. Sermayenin tavrı bence çok önemli olacak bundan sonra. Yani sermaye eğer gerçekten bir miktar istihdamını, yani Murat'ın dediği çok doğru, hakikaten maliyetleri kısmaya çalışıyor. Fakat bu maliyetleri kısarken de bir miktar istihdamını, yani evde çalıştırma pahasına, veya başka ufak işler çalışıp istihdamını arttırabilirse devletin de ya çünkü istihdam politikaları öneriyor devlet iki de yayılıyor onlar bir şey yaparsa ufak bir hareketlenme olur ama büyük bir hareketlenme orada da beklemiyorum ben. Yani hep beklenen sorular da şöyle acaba bir şey beklesek mi? Ben fazla bir şey beklemiyorum. Onun için doğrusu hep aynı yönde cevap veriyorum. Çünkü buradaki ana şey ne sermayededir ne de halktadır. Halk genel atomik bir şeydir. Ama örgütlü emekçiler bir şey yapabilirse yapabilirler. Esnaflar kısmen onlar da çok örgütlü değildir. Doğrudur ama çok örgütlü değildir. Ama daha önemlisi sermaye. Sermaye değilse büyük bir değişiklik bence olmayacaktır. Sermaye biraz işler düzeldi mi yine bizi tüketime de itecektir. Ve bu kadar para biriktiren sermaye ister balon kısmı ister de her neyse. Bunu faiz de bize verecektir. Bize verirken faizle biz de bunu alacağız tabii. Hem sisteme yapışacağız hem de onların ürünlerini almaya başlayacağız. Dolayısıyla sermayenin davranış kodu bence burada belirleyici olacak. Evet. Şimdi ben de bir iki şey söyleyeyim. Yani ne bekliyoruz? Eylül ayından itibaren problemler ortaya çıkabilir. Şimdi biz bu hastalık Mart'ın ortalarında bizim ülkemizde geldi ve yaygınlaşmaya başladı. Öncesinde geldi diyorlar ama yaygınlaşmaya başladığı süreç Mart'ın ortasına denk geldi. Nisan-Mayıs aylarında işte bir şey geçti ama Mayıs'tan itibaren zaten influenza'nın da kırılmasıyla birlikte etkinliğinin azaldığı ve Eylül ayından itibaren influenza'nın da artmasıyla etkinliğinin artmasıyla birlikte çok daha etkin bir şekilde ağırlığını hissettireceği söyleniyor, tahmin ediliyor. Eğer şimdi bu beklentiler doğrultusunda tabii biz doktor değiliz, halk sağlığı uzmanı değiliz. Yani bu konuda görüş bildiremeyiz ama bu beklenti projeksiyonlar üzerinde hareket edersek Eylül'den itibaren bir kere siz kimi kurşunları attınız? Amerika gibi ekonomiler daha fazla parasal genişlemeye gidebilirler. Daha fazla varlık alımına gidebilirler. Şunu unutmayın. Bakın bu para siz faizleri ne kadar düşürürseniz düşürün. Şirketlere nasıl hisse senedi tahvil yoluyla mesela bunların tahvillerini alıyor Amerika'da mesela hacimle bir mi para aktarıyor. Ne kadar para aktarırsanız aktarın bunun yatırıma gideceği anlamına gelmez. Çünkü yatırımların iki tane belirleyeni var. Bir tanesi faizler ama tek belirleyeni faizler değil. Beklentiler en temel belirleyen beklentiler. Ben size sıfır maliyetli para dahi versem. Al kardeşim desem git şu bilmem nerede otel aç, bilmem nerede restoran aç. Bu ortamda açar mısın ya? Sen ne olursa olsun sıfır faizden dahi olsa sen o parayı bana bir sene sonra ödeyeceksin. Nasıl ödeyeceksin? Batık şeyden, restorandan. Dolayısıyla beklentilerin olumluya dönmeden bu yatırımın özel sermaye kesimi tarafından piyasa dinamikleriyle yapılabilmesi mümkün değil.
bir de hani ben vatandaşın gelir desteği mesela bu konularda da tabii ki bu ortamda bu gelir desteklerinin sağlanmasını önemsiyorum ama burada en önemli mesele bence istihdam yaratılması. Yani işte sosyalistlerin meseleyi tartıştığı perspektif bu zaten. Yani gelir desteği evet gelir desteği sistemdeki kimi açmazsa düzeltiyorsun ama bu adama kalıcı bir gelecek eğer sunacaksan istihdam yaratman lazım. Bu kamu girişimciliği yoluyla olabilir. Özelleştirmeyle bu kamu girişimlerini tasfiye ederek sen bu yolu kapattın. Öteki taraf kar beklentisiyle yapan. Yani müteahhit Ahmet Efendi, öbür taraftaki fabrikatör Mehmet Efendi bu adam kar getirmeyen bir yatırıma niye girişsin ki? Devlet girişir buna. Devlet girişir uzun vadedeki getirisini, toplumsal sonuçlarını vesaire düşünerek. Gerekirse zarar edecek bir yatırıma girişir. Anadolu'nun dört bir yanında açılan fabrikaların pek çoğunun sebebi buydu. Dolayısıyla bunun alternatifi işte kamu girişimciliği. Eğer buna kalıcı bir şekilde gerçekten bu kadar sert bir daralmaya müdahale etmeye çalışıyorsan kar beklentisi olmaksızın kısa vadede bu yatırımlara girişebilecek kesim devlettir. Ama sen bunu piyasa aktörlerinin eline verirsen bu para nereye gidecek? Varlık piyasalarına gidecek. Başka alanlara gidecek. Reel ekonomiye gitmeyecek. Daha fazla varlık fiyatlarını şişirecek. Yeni balonlara sebep olacak. Kimisi de yurt dışına kaçacak. Değil mi? Bakın son dönemde altına, dövize vesaire talebin artmasından dolayı içerideki vatandaşlar ne yaptılar? Orada sınırlamalar getirdiler. Çünkü vatandaş elindeki parasını Türk lirasında tutmuyor. Bir yere de yatırmıyor. Nereye yatıracaksın böyle bir yere? Yani bunu unutmayın. Paranın nereye gideceğini sorgulayarak başlamak lazım. Siz ne kadar ekonomiye para pompalarsanız pompalayın. Nihayetinde bunun yatırıma dönmesi için ekonomiye dönük beklentilerin olumlu olması, olumlu seyretmesi gerekiyor. Ve bugün bu ortam yok. Bunu kıracak olan işte kamunun doğrudan ekonomiye yeri geldiğinde müdahale ederek istihdam yaratacak alanlar açmasıdır. Ama maalesef bugünkü ekonomik model buna izin vermiyor. Bir tane daha soru var hocam. Dolar kurundaki 6.85 trendi çok uzun zamandır yerini korumaktadır. Dolar mevduatı artmasına rağmen kurdaki bu düz çizginin nedeni nedir? Merkez Bankası'nın swap anlaşmalarıyla bankalara sağladığı döviz ile baskılandığını da görüyoruz. Nereye kadar bu böyle devam edebilir? Büyük bir felakete yol açmaz mı? Şu an izlenen para politikaları. Tam Murat Özen'in sorusu bu. Ben sesim gene kapalı mı? Tam Murat Hoca'nın. Yok açık hocam. Murat Hoca tam bu senin sorun. O zaman şöyle cevap vereyim ben kısaca. Evet 6.85 seviyesindeki şeyinin seyrini koruyor. 6.85-86 oralarda seyrediyor uzun bir süredir. Ama bakın bize şuna dikkat etmek lazım. Küresel finans piyasalarında çok olumlu görünüm olmasına rağmen bizdeki kur bunun altına düşmüyor. Bu seviyelerde seyrediyor. Yani siz en yükseldiği, en panik anında 7.25'lerden bakarak bugün nispeten daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir de öncesine bakarak bugünün aslında ne kadar yüksek olduğunu ve bütün bu müdahalelere rağmen aşağı düşmediğini söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla bardağın dolu tarafına mı bakacağız, boş tarafına mı bakacağız? Benim için gerçekçi olan yaklaşım bu. Hükümet çok riskli bir oyun oynuyor. Arkadaşımızın da söylediği gibi çok güzel söylemiş bu arada. Kim söylemişse. Umarım bizim öğrencimizdir. Şunu söylemiş. Yani swap anlaşmalarıyla Merkez Bankası bunu baskılıyor. Çok doğru. Merkez Bankası kendi parasıyla değil. Yani başkasının parasını satarak piyasada bunu hani bağımsız yerli ve milli diyor ya hocam. Yani diyorlar ya onlar. O yerli ve milli devletimizin yerli ve milli Merkez Bankası başkasının parasıyla bu sürece müdahale etmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada bir açık pozisyonu var. Yatırımcılar bunu görüyor. En son Fitch'in raporunda da bu değerlendirme vardı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kendi rezervleriyle piyasayı yönlendirme olanağına sahip değil. Uzun vadede bu çok sert spekülatif ataklara sebep olabilir. Merkez Bankası'nın bir noktadan sonra kuru korumayı bırakacağını da düşünüyorum eğer sert ataklarla karşı karşıya gelirse. Bunu zaten dışarıdan kapatmaya çalıştılar ama bir de Türkiye ekonomisinin gerçekleri var. Bakın yani diğer ülkelerde sıfıra yakın enflasyon yaşanırken siz çift hanelerde ve yükselen enflasyon trendiyle karşı karşıyasınız. Burada zaten eğer siz Türk lirasının değer kaybetmesine izin vermezseniz uluslararası alanda rekabet gücünü kaybedeceksiniz.
emek fiyatlarınız pahalaşacak, üretim maliyetleriniz pahalaşacak. İster istemez bunu zaten yapmak zorunda kalacaksınız. Dolayısıyla bugün karşılaştığımız tablo maalesef Türkiye ekonomisi açısından zorlayıcı. Kuru uzun vadede tutamayacağını, tutmaya da çalışmayacağını düşünüyorum hükümetin. Merkez Bankası'nın böyle ayrı bir bağımsız bir yürütülü almak burada yersiz, takdir edersiniz ki. Dolayısıyla hükümet de burada kontrollü bir yukarı yönlü trend bekliyor kanımca. Onu sağlamaya çalışıyor. Yoksa ötesi değil. Bakın unutmayın şu an ortam çok ılıman. Yani şu anda bu kuru 6.85 seviyesinde tutmak için hiçbir ekstra çabaya girmenize ihtiyaç yok. Paranın gideceği bir yer var. Siz endeksin nereden nerelere geldiğini görüyorsunuz borsa endeksinin, BIST 100 endeksinin. Zaten paranın gideceği yer bugün orası. O endeks inmeye başladığında ne yapacaksınız? Para oradan çıkmaya başladığında ne yapacaksınız? Mesele bu. O zaman paranın gideceği bir yer kalmayacak. Enflasyon altında reel getirisi negatif olan tahvillere de gitmeyecek para. Para nereye gidecek? Para dövize gidecek, para altına gidecek. O zaman sizin o %1'lik işte alış satış farkı vesaire üzerinden yarattığınız şeyler de caydırıcılığını kaybedecek. Bakın altın 400 lirayı aşmıştı en son baktığımda. Rekor seviyelere geldi. Daha bu ılımlı ortamdan bahsediyoruz. İş ciddileştiğinde buralarda hareket gücü çok daha sınırlı olacak Merkez Bankası'nın. Onu hep birlikte göreceğiz. Üstelik de Merkez Bankası'nın buna müdahale etme kapasitesi olacak mı? Yani bir de o mesele var tabii. Yani ciddi bir olay gerçekten. Hatta ben başka şeylerden korkuyorum doğrusu. Bu iktisat analizi içinde kalırsak, yani para analizine kalırsak bu doğrulların hepsi çok güzel, evet. Ama yani mesela İMF bir dönemde, şu anda dönemini hatırlamaya çalışayım sizlerle, AKP'nin galiba 2003'e falan doğru gereken, yani tekrar seçimi kazanabilmesi için hiç hesapta yokken ve kurallarına aykırıken Türkiye ilave epey bir para verdi. Miktar tam hatırlamıyorum. Dolayısıyla ülkelerin ekonomik sıkıntıları bugünkü emperyalist ortamda siyasi sorunları da gündeme getirebilir. Dolayısıyla böyle bir şey, sıkıntı yaşayınca Türkiye yardımına koşan olursa, bilmiyorum, onların da durumu çok fazla iyi değil tabii de bugün Amerika'ya bakarsak, Avrupa'ya bakarsak. Dolayısıyla yani, ama bu da Türkiye'nin bağımsızlığına, zaten bağımsız ama iyice, ne işte biz gidin Suriye'ye denmelerine, gidin Irak'a denmelerine, gidin Libya'ya denmelerine ve bu emirleri de bir neyimimize yol açıyor olabilir. O da başka bir felaket gibi geliyor. Yani çünkü ekonomi siyasetten, hatta ulusal bağımlılıktan, bağımsızlıktan farklı ayrı düşünmemek lazım gerçekten. Merkez Bankası'nın bütün şeyi çok sınırlandı gerçekten. Bütün yani şeyleri kurmuş vaziyette gibi geliyor bana. Doğru. Yani ileride yarın müthiş bir Türk parasından kaçış gündeme geldiği zaman çok şey, sıkıntılı ve zor bir durumla karşıya kalacağız. Gerçekten. Evet. Bir soru daha var hocam. Ondan önce sizin öğrencinizmiş bu arada soruyu sorayım. Diğer soru da şu. İslami sermayenin at koşturduğu ülkede ülke değerleri satılmaktadır. Dinin etkisinin fazla olduğu, eğitimin oldukça düşük olduğu ülkede örgütlenme sorunu, bakış açınız veya alternatif politik bakış açınız nedir? Demiş. Bir daha okuyabilir misin ya? Kusura bakma, çok iyi duyamadım. İslami sermayenin at koşturduğu ülkede ülke değerleri satılmaktadır. Dinin etkisinin fazla olduğu, eğitimin oldukça yüksek, dini etkisinin fazla olduğu, eğitimin oldukça düşük olduğu ülkede örgütlenme sorununa bakış açınız veya alternatif politik bakışlar nelerdir? Vallahi hocam, kim öğrensin bu, Murat'ın mıymış, benim miymiş? Bunu henüz belirtmemiş hocam, bilmiyorum. Peki. Murat hocam buyur, ondan ben bir iki katkı yapayım istersen. Tabii hocam, buyurun lütfen. Peki, estağfurullah. Şimdi bu arkadaşı teşekkür ederim. Çünkü bu alanı hiç düşünmemiştik. Ama biliyorsunuz yani Sayın Cumhurbaşkanı geçen günlerde bir sefer ama bahsetti bundan. İslami ekonomi veya İslami usullerle yürüttü ekonomi, işte ekonomi krize çare olacak falan diye bir ifadede bulundu. Tabii yani İslami ülkelerle işte bir ilişkilerimiz var. Kendileri gidip geliyorlar biliyorsunuz oralara. İşte en son bu swap denen olayda önemli para geldi Türkiye'de. Yabancı parayı kullan. Önce İslami ülkeden geldi biliyorsunuz.
başka yerden de gelirim. Yani şimdi ben şöyle bakıyorum meseleye. İslam olsun, Hristiyanlık olsun, Musi ne olursa olsun, bütün bu terbiyelerin, yani dinsel felsefelerin diyelim, hatta öyle diyeyim, felsefelerin aslında bir usulü kuralı vardır, doğrudur. Bunların geliş dönemleriyle ilgili usuller de olabilir. Fakat bir genel ahlak kuralları da olabilir. İşte dürüst olmak vesaire vesaire. Çok eskiden kilisede de bu vardı. Yani adil fiyat, just price falan dedikleri, insanların birikim yapmak için sadece günlük maişeti için çalışmalı, gerisini uğraşmamaları, hatta günah kabul ettikleri dönemlerde insanlık yaşamış, o Avrupa'da yaşanmış şeyler falan. Fakat insanların davranışlarını, bütün öğrenmiş oldukları, deneyimden öğrenmiş oldukları dokular, felsefeler yönetiyorsa, bu dokuyu, felsefeyi İslam, Hristiyanlık veya Musevi falan vermiyor. Bunları veren, uygulanan üretim ilişkidir. Yani sistemdir. Bunu tabii sistemin parazit davranışlarını, sömürüsünü vesaire dinsel dokuyla örtebilirsiniz. Yani faizi de işte hülle-i yoluyla kapatabilirsiniz. Aldım sattım diyerek kapatabilirsiniz. Başka da adlar da verebilirsiniz bütün bunlara. Fakat bütün bunların hepsi yanlış şeylerdir. Şeye baktığımızda bakın, yani öyle kitaplar var. Eleser Üniversitesi'nin hocaların çoğusunun İslam üzerine uğraşan hocaların bir kısmı çok ilginçtir. Marksizmle uğraşmışlardır. Yani acaba yani emek değer teorisi İslam'da olan aslında insanların emeğini alın teri kurumadan verimsin meselesi, emek değer teorisinin bir çeşit o bağlamda yansıması diye algılanırsa, bunu inceleyen insanlar vardır. Yani Eleser Üniversitesi'nde. İslam piyasası diye yayınlanmış kitaplar var. Bu buralarda da, Türkçe'de de satılıyor, yayınlanıyor. Fakat bunların hepsi bence hikayedir. Yani bir takım adlarla vesaire. Mühim olan kapitalist sistemin bir başka şekilde ifadesidir. Yani ön satış yaparsınız. Bilmem, ürüne önceden fiyat verirsiniz. Faizi öyle halledersiniz vesaire vesaire. Bir takım adlar da veriliyor. Ben katılmıyorum bunlara. İkinci meseleye gelince, İslamlaşarak veya dincilikle diyelim, veya buna dindarlık da diyemeyeceğim, dincilikle örgütlenme zorlaşır mı? Yani hatta yani ben buna şöyle katılayım. Bugün Türkiye'de dinciliğin gelişmesine sadece yani dinin bir panzehir olarak kullanılması, yani emeği biraz yumuşatması için kullanılmıyor. Bunu faktör, patron da istiyor. Şundan dolayı kendisi dindarlaşacak veya meselesinden dolayı değil. Dincileşen emekçisine kendisine baş kaldırmayacağını aynı mantıkla inandığından dolayı, ona o bakımdan güvendiğinden dolayı o da istiyor. Yani sadece emekçiyi bir ruh huzuruna göndermek için değil, ama artık bu baş kaldırmaz. Bu yani böyle bir mülayim bir adamdır, bir insandır. Bundan dolayı bunu istiyor. Bu da yanlış bir şeydir. Bu da yani insanların üzerinde kurulan sömürünün dinle meşrulaştırma sürecidir. Bu büyük bir sahtekarlıktır aslında. Ama yapılıyor, bu doğrudur. Benim cevabım bu kadar. Buyur hocam. Sizin öğrencinizmiş bu arada Zeytin hocam. Öyle mi? Peki, 82 abi. Mezunuymuş. Yani insanlar, kaç mezunuymuş? 82. Ben olabilir tabii. Zor. Yani sevgilerim, saygılarım sorayım güzel öğrencime, ama yani ben bunu şey yapayım. Arkadaşlar bilebilirler yani derslerde de ben çok fazla yani herkesin kendi düşüncesi vesaire, benim de vardır tabiatıyla, ama bunları karıştırmamak lazım. Bunları ayırmak lazım birbirinden. İktisat sistemini sistem olarak çok net görmek lazım. İktisat, bu bir sistemdir. Yani efradın cami, ayarın mani bir bütünselliktir. Bütün fertlerin toplar içine, yabancılarla da mücadele eder. Fert derken de dinciliği de toplar içine. Bütün diğer inançları içine toplar, ama dışarı mesela kooperatifçilikle mücadele eder. Kitlerle mücadele eder. Çünkü ona uymaz. Ne bileyim ben, kendi içinde öbek böbek kamuculukla mücadele eder. Onu yıpratır o dokuları. Yani bir insanın içindeki bağırsağı veya dokusuna uymayan, yani karaciğeri, böbreği yıpratması gibidir. Sistem çok güçlüdür. Kavga eder, mücadelecidir. Sistem çok önemlidir. Sisteme çok inanmamız lazım. Mücadeleyi onun için ben sistem için yürütmeyi taraftarı değilim. Ama şu kadarını kabul ediyorum ama. Sistem için mücadeleyi başlatalım, ama unutmayın. Sosyal demokrasiyi de bugün kabul ediyorum ben. Ücretin artmasını da kabul ediyorum ben. Ama bunların hepsi sömürüdür. Bunu
Yani bu mücadelenin başlangıcıdır ama ben esas hedefimi unutmadım katiyen. Tabii ki artık bunu yapacağız bugün. Yoksa şey demeyeceğiz. Yani vallahi bugün hiçbir şey yapmayalım. Zaten bu işler değişecek, değişecek, her şey olacak. Böyle bir mesele yoktur ortada. Bakın bunun son cümlemde şu olsun. İkinci paylaşım savaşı sonrası 1920 ortalarına kadar bütün Avrupa'da, Fransa'da komünist partiler vardı, komünist sendikalar vardı, İtalya'da vardı. Bugün var mı onlar? Yok. Bugün emekçiler ne durumda? Henüz onlar tabii iyi durumda. Çünkü ülkeleri gelişmiş bir ülkede. Ama bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene onlar da bu gidişle işte bu düzeyleri ineceklerdir. Neden inandılar? O sistemin devam edeceğini zannettiler. Halbuki o sistem devam etmeyecekti. O sistem içinde aslında patronlar ne yaptılar? Patronlar mutlak zenginlik elde ettiler sömürüde. Onların da emekçinin durumu iyileşiyor. Sosyal politikalar gelişti hakikaten vesaire vesaire. Sosyal haklar gibi vesaire. Ama patronlar para kazandı. Makinalaştılar. Makinası bugünler işçileri sokağa attılar. Peki bugün işçiler bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. O zaman meseleyi bir bu süreçleri bir aldatıcı mekanizma olarak bakmamak lazım. Yani kabul edelim ama esas amacımızı kaybetmeden, katiyen ondan vazgeçmeden. Evet, benimki bu kadar hocam. Evet ya hocam çok güzel özetledi. Yani ben katılıyorum. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Burada bu İslam demek biraz zor. İslamcılık, siyasal İslam, politik İslam dediğimizde de bunu ayırıyoruz Müslümanlıktan. Çünkü kanaatimce sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu kapitalizm, İslam sosuna bulanmış kapitalist, neokapitalist, neoliberal şeyler, yaklaşımlar en fazla İslami değerlere saldırıyor. En fazla Müslümanlığa saldırıyor. Yani laik, sosyalist kesimden daha fazla onların değerleri saldırı altında. Çünkü senin inancınla doğrudan aslında senin inandığın değerlere karşı bir politika üretiliyor. Bugün işçi sınıfının örgütsüzlüğünün, toplumun en alt kesimlerinin üzerinde kurulan bu terör mekanizmasının, baskı aygıtının, bunu İslami değerlerle açıklayabileceğimizi zannetmiyorum. Ama o değerler üzerinden aslında yükselen ama o değerlere ters bir siyaset mekanizmasının ortaya çıktığını düşünüyorum. Ve siyasal İslam'ın aslında her bölgede ortaya çıktığı, her yerde getirdiği de bu oldu. Yani bu liyakatsız atamalar, parti merkezlerinden hakim atamaları, işte partili iş adamları, partili bilmem neler, şunlar bunlar, bu kayırmalar, bunların rüşvetler, bunların yaygınlaşması, yani bunu nasıl İslami değerlerle açıklayabiliriz bilmiyorum. Dolayısıyla bence birisinin, yani ayrıca da önümüzdeki koalisyon bu mudur? Yani üç partili bir koalisyon şu anda ortaya çıkıyor. Bir tarafta Mao'cu, Çinci vesaire bir adam var, bir ayağı bu. Ondan sonra diğer tarafı işte milliyetçi bir parti, diğer tarafı da işte neoliberal, işte tırnak içerisinde İslamcı olduğunu söyleyen, iddia eden bir parti. Böyle bir üçlü koalisyondan bahsediyoruz. Yani buna sadece İslamcı demek de çok kolay gözükmüyor. Bu üçlü koalisyon tarafından devlet yönetiliyor şu anda. Bence işin sermaye birikim modeli tarafından bakarak neoliberal kısmını, işte kapitalizm sermaye çevreleriyden bu organik ilişkisi üzerinden ortaya koymak önemli. Ama işçi sınıfı örgütlüğünün zorlaştırıcı bir tarafı olduğu kesin. Burada da dini, İslami değerleri çok etkin bir şekilde kullanarak bunların karşısına çıkartmaya çalışıyorlar tabii. Bu konuda benim şeyim yok. Arkadaş doğru bir analiz yapıyor. Bunu zorlaştıran, bunu gerçekten etkinsizleştiren bir süreçten karşı karşıyayız. Zamanında Refah Partisi döneminde bunu etkin bir şekilde kullandılar. Onu da hatırlatalım. Yani işçi grevlerinde vesaire, işçi sendikalarını kullanarak, işçi grevlerinde en önde yer almaya çalışarak geldiler bu noktaya. Ama bugün durdukları nokta çok farklı. Din değişmediyse, değil mi? Değişmeyeceğine göre din, inanç sistemi değişmeyeceğine göre senin aslında ayağını yasladığın, sırtını dayadığın değerler demek ki o dini değerler değil, başka değerlerdi. Mesele de bu. Onlar değişiyor. Bir soru daha var hocam. Türkiye'deki üretimin maliyetlerinde petrole ve benzeri ham maddelerin payı nedir acaba?
Libya petrolüyle mesela üretimdeki ithalatı düşürmek hedefleniyor olabilir mi? Varsa bunun kurla bir ilişkisi de var mı diyor. Bir daha söyler misin? Libya petrolüyle? Libya petrolüyle üretimdeki ithalatı düşürmek hedefleniyor olabilir mi? Bunun kurla da bir ilişkisi var mı diyor. Buyurun hocam. Ya bir şey bileyim ya, petrolün bizim petrol enerji ithalatı Türkiye'de önemli cari açıkta ya yani cari şeyde hesapta önemli bir yer oluyorlar. Zamana göre doğru yani bir takım enerji şeyleri yapıyoruz. İthal ediyoruz. Kalı yaptığımız enerji üretimlerle çıkıp veya suyla yapmadıkça mecbursunuz bunu yapmaya. Ama bu arada yani Libya petrolünün bakın ben şöyle düşünüyorum. Libya'ya Türkiye niye girdi? Bunu burada girmeyelim. Yani hem tam bilgimiz yok. En azından benim bilgim yok öyle söyleyeyim. Hem de yani meselemiz o değil şu anda. Fakat diyelim ki biz Libya'dan bütün petrolü biz Libya'ya yönlendirdik. Peki dünyada bir petrol fiyatı meselesi var. Yani biz Libya veya ne bileyim yani hadi kardeş diye bildiği bu şimdiki iktidarın bazı Arap ülkeleri bize daha mı ucuz petrol veriyor? Daha mı ucuz doğal gaz veriyor? Yani bugün mesela Rusya'dan çıkan doğal gazı Avrupa bizden çok daha ucuza kullanıyor. Biz daha pahalı kullanıyoruz. Bunların bir dünya fiyatı var. Dolayısıyla böyle Libya'da fiyat biraz olabilir belki. Uzun vadeli baktığımızda dünyada petrolün fiyatı var. Dünyada bir dünya fiyatı var. Doğalgazın fiyatı var. Zaten dış ticaret teorisinde herhangi bir ürünün fiyatı öyle dünyadaki arz talebe göre değişir tabiatıyla ama fakat bir ülkeye göre çok fazla oynayamaz bu. Dolayısıyla ben Libya'daki petrolün bize çok fazla yarar mı sağlayacak? Onu bilmiyorum. Yani öyle bir şey de ben çok fazla düşünemiyorum. Çünkü bir petrolün İşte şey dünya fiyatı var. Çok da standarttır. Bu ülkelerde çok fazla da değişmez. Dolayısıyla biz yani ona bakmayalım da bence uzun ve kısa vadede belki bir şeyler olur ama uzun vadede Türkiye bu enerji sorununu nasıl halledebilir? Güneş enerjisini nasıl geliştirebilir? Yani bugün şey kuzeye gidin Almanya'ya mesela bizden çok daha yukarıda kuzeyde olduğu halde bütün boşluk alanları güneş panelleri koymuşlar. Evlerde de var. Evler gece kendi enerjisini kullanıyor, gündüz yine üretiyor enerji. Bu sefer genel sisteme satıyor. Böyle bir işte elektrik saatleriyle sayaçları bunlar hesaplaşıyorlar. Ama biz çok daha sıcak bir ülkedeyiz. Gerçi şu anda biraz pahalı olabilir ama biz bunları geliştirmemiz lazım. Yani kendi enerji kaynaklarını geliştirmemiz lazım. Bu şeyi yakıttan, fosil yakıtlardan da kurtulmamız lazım. Dolayısıyla bizim bu politikalara bakalım yoksa Libya petrolü çok fazla bir özelliği olacak kanaatim. Taşım. Libya petrolü de olmayacaktır, Suudi petrolü de olmayacaktır, İran petrolü de olmayacaktır. Çünkü bunların bir dünya fiyatı var. 3-5 kuruş farkıdır ama o kadar bunların bir dünya fiyatı var. Yani kuşkusuz Türkiye'nin enerji bağımlılığı ithalatında, dış ticaret açığında çok önemli bir rol oynuyor. Tek tarafı bu değil, tek boyutu bu değil ama önemli bir boyutu. Bunun İzzettin Hocam'ın dediği gibi yani yurt dışından Libya'daki durum ve Libya'dan işte petrol aktarılması ne kadar bu açığın aşılmasına, oradaki siyasi yansımalarını vesaire bu sürecin şu an itibariyle tam görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Ama bu tip deniz ötesi ülkelerden petrol şey yaparak orada askeri çabalarla elde edilecek kaynakların uzun vadede daha büyük maliyetler ortaya çıkartabileceğini düşünüyorum. Ülke içerisinde yine kendi çözümlerimizi geliştirebiliriz, geliştirmeliyiz. Bunlara güvenerek yol alamayız aksi takdirde. Yani Libya'dan gelecek petrol, Katar'dan gelecek yardım vesaire böyle olmaz. Uzun vadede sürdürülebilir bir enerji planlaması olması lazım. Burada da İzzettin Hoca'nın dediği gibi daha teknolojiyi önceleyen, işte güneş enerjisi vesaire gibi kaynakları daha etkin bir şekilde kullanarak bir enerji politikası oluşturmamız gerekiyor. Yoksa bu maceracı arayışların ülkeye çok daha büyük zararlar verdiğini orta vadede gördük daha önce. Bunu geri adım atıp da buradan onu tekrardan rayına oturtmak için çok
daha büyük süreler ve çok daha büyük maliyetlere katlandık. Benzer bir şey olmasın ama elbette ki bir yerden kısa vadede ucuz petrol bulunması, transfer edilebilmesi önemli bir olanaktır Türkiye ekonomisi açısından. Kısa vadede de olsa bir rahatlama sağlar. Uzun vadede bunun geçerli olacağını zannetmiyorum. O zaman son bir soruyu alalım. Bu da temel gelirle alakalı bir soru. Temel gelir uygulaması makineleşmenin yarattığı işsizlik ile başa çıkabilir mi? Gelir dağılımını nasıl etkiler? Diye bir soru gelmiş. Şimdi Murat Hocam bir iki saniye söyleyeyim, sonra müsaadenle sana bırakayım. Madem estağfurullah. Yaşlı bir hocam olarak pek teşekkür ederim. Şimdi sevgili arkadaşlar, gelir dağılım meselesi çok ilginç. Şu anda İsviçre'de ve Hindistan'da tartışılıyor. Bir Guy Standing denen bir zatın yazdığı bir kitap var. Almışsınızdır bir kitabı. Türkiye'de de bir arkadaş, ismini burada bahsetmeyeyim, bunu yaymaya çalışıyor bütün çevreyle falan. Ben çok açık en son cümlemi sonradan söyleyeyim. Ben mutlak olarak bunun karşısındayım. Eğer devlet her konuda bir insanın karşı karşıya kalabileceği işsizlik, yaşlılık, hastalık, sağlık, pardon ölüm, aklınıza gelebilecek her konuda yani makul bir devlet sigortası oluşturduğu zaman temel gelir denen bir şey hiçbir ihtiyaç yok. Şimdi temel gelir nedir diye baktığımızda bugün yani devletin bir takım sistemleri var. İşte sosyal harcamalar için AKP de epeyce de yaptı. Biraz da oy kaygısıyla yaptı. Hatta AKP'nin yaptığı sosyal harcamalar bütçeye baktığınızda eğitim ve sağlığı topladığı ikisinden bile biraz farklı çıkıyor zaman zaman. Şimdi neyse diyelim ki ben bu temel vatandaşlık aylığını uygulamaya koyduğumuzda bu sistemlerde cari olacak mı? Yani sosyal harcamalar diyelim. Devletsel, kamusal sigorta harcamaları cari, yani SSK harcamaları, Bağkur vesaire cari olacak mı? Eğer olacaksa buna bütçe falan yetmez. 85 milyonu temel vatandaşı bir ödeyeceksiniz. Hiçbir kriter olmadan avaraj bir şey ödeyeceksiniz. Ondan sonra bir donlu sigortalar. Demek ki sigortalar kalkacak demektir. Peki sigortaların kalkması ne? Arkadaşlar, sistemin iyiceni merkezli olur. Yani metalaştırılması demektir. Yani diyecekler ki bundan sonra kardeşim al sana para. Sen yani artık işsiz mi kaldın? Hastaneye mi gitmek durumdasın? Ameliyat mı olmuyor? Bakın sana da ayda veya yılda ne olur? Bana şu, sana şu kadar bakın para veriyorum diyecek aslında. Bu tabii çok şey bir şey, yani kötü bir şey. Bu aslında kapitalist sistemin giderek meta, bütün hizmetlerin metalaştığı ortama şimdiden başlayarak alıştırmak ve ortaya çıkabilecek bu sanal beyinler, robotlar sisteminde o işsizliğin ortaya çıkan sıkıntıları geçici olarak gidermeye yönelik. Ben temel geliri tartışmak istemiyorum ama şunu tartışmak istiyorum. Belki bir başka gün orada yaparız. Bu robotlar fevkalade bir şey. Robot yapılsın. Biz gidip 9-5 çalışmayalım. Bu çok doğru bir şey. Biz tiyatro yapalım, uyuyalım falan. Zeka, suni zeka olsun, yapay zeka, bu da fevkalade güzel bir şey. Ama bunlar sermayedir arkadaşlar. Yani sabandan, kara sabandan, traktör nasıl bir sermayesi? Bugün robotlar çok daha iyi bir düzeyde. Beyni de olan diyelim hatta. Dokusu da olan, ben de abartmıyorum, sermayedir bu. Bu sermaye ortaya çıksın, bütün işleri o görsün ama bunu mülkiyetçimde konuşurum ben. Bu mülkiyetçimde olmaz. Bu mülkiyetçiminde insanlar çok daha eskiye, o serflik dönemine geçer. Yani feodalizm de eskiyim, serflik dönemine geçer. Bütün terma 3-5 tane adamın elinde olur. O istediğini üretir. İstediğine istediği kadar para verir. Çünkü o ürünleri de satmak mecburiyetindedir bir anlamda. Ama biz hepimiz köle oluruz. Ben bunu kabul etmiyorum. Temel vatandaşlık gelir bir aldatmacadır benim görüşüme göre. Geçici olarak kullanılabilir. Ama yani bu sigortanın kalkmadan yani gerekenleri ve temel vatandaşı gelir değil. Gerekli gelir diyelim. Sosyal harcama diye yapalım bunu ama temel vatandaşı gelir diye hepsini kaldırıp bunu yapamayız. Ötekini de bütçe kaldırmaz zaten. Bu tamamen bir aldatmaca. Onun için zaten yayıyorlar bunu dünya. Düşünür müsün? İsviçre tartışıyor bunu. Yani şu anda dert başına geliri en büyük ülke. Ne iş var İsviçre'nin bununla? Korkuyor. Neden korkuyor? Niyet sevse, kültürü çok yüksek, düşünce seviyesi çok yüksek ama insanlar işsiz olacak. Ve kendisel işsiz olacaklar. Bizim gibi böyle kırsal kökenli olan işsiz olmayacaklar. Gerçekten korkuyorlar. Benim cevabım bu. Dolayısıyla bütün bu sermaye bir
biz mülkiyeti tartışmak mecburiyetindeyiz. Kamu mülkiyetinde olmadan bunlar olmaz. Teşekkür ederim. Galiba da benim payım bitti. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı, bütün dostları dinleyen teşekkürler sunuyorum. Şimdi Murat Hocam, senin güzel ifadelerini dinleyelim. Evet, ya hocam çok güzel özetledi tabii. Maliyeci olduğu için bir kere hoca ilk olarak şu soruyu soruyor. Hepimizin sorması gereken soru. Yani kaynağı ne? Şimdi sen toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirebilirsin. Atıyorum, işsizlik fonundan alıp da parayı öbür tarafa aktarırsan çalışan adamın parasını çalışmayan adama aktarmış olacaksın. Bu mesela toplumun işçi sınıfıyla işte işsiz kesimi karşı karşıya getirecek sonuçlar doğurabilir. Yani prensip olarak buna karşı değilim. Yani şöyle karşı değilim. Tabii özellikle böyle pandemi dönemlerde doğrudan gelir yardımının olması lazım. Ama ekonomiyi bunun üzerine inşa etmenin, kimi sosyal demokrat ekonomilerde savunduğu gibi, bunun da bazı problemleri olduğunu düşünüyorum. Yani bu çalışamayacak durumda olan insanlara sağlanabilir. Kimi dönem aralarla sağlanabilir buna benzer gelirler. Ama uzun vadede bence bir hükümetin amacı iş olanakları sağlamak olmalıdır. Temel şeyimiz, hareket noktamız bu. Sosyalist ekonomilerde de bu böyledir. Yani devletin amacı çalışmayan vatandaşlara gelir çağlamak değil. O zaman sen tam tersine yanlış bir şeyi teşvik etmiş oluyorsun. Yani hatta onların hayatını daha güzelleştirmek değil. Hayır, biz olabildiğince insanları istihdama katabilmek, daha fazla iş olanağı sağlayabilmek, amaçladığımız bu olması lazım. Çalışamayacak durumda olan kesimine de toplumun, yani değil mi, sağlık sebepleriyle vesaire, bunlara da en iyi olanakları bu ürettiğimiz artı değer üzerinden sağlayacak. Yoksa şu değil, çalışmayı tercih etmeyenlere, hayır ben çalışmak istemiyorum diyenlere bir gelir tabii ki belli olanaklar sağlayacaksın, ama önemli olan bu adama iş olanağı sağlayabilmek. Bunu doğru bir şekilde istihdam piyasasına katabilmek. Bence olması gereken ve gerçekçi olan bu. Öbürü kısa vadeli çözümlerdir. Pandemiyle karşılaştığımız dönemde 3 aylık, 5 aylık, 1 senelik belki yapılabilir, ama Türkiye ekonomisi açısından tabii şu soruyu da cevaplamamız lazım. Hangi kaynakla ne kadar? Değil mi? Ne kadar kaynak ayırabileceksin? İşsiz sayısı belli. Yani benim korkum şu arkadaşlar. Bu tip meseleler gelir dağılımına da olumlu etkisi olacak. Nereden aktardığınıza bağlı olarak. Ben işçinin cebindeki işsizlik fonundan alıp da oraya verirsem olmaz. Kıdem tazmini kısa dönem çalışma ödeneğinde yaptıkları gibi mesela. Değil mi? Patronun yükünü yine işçiye ödetirler. Bu şekilde olmaz bu iş. Buradaki ana meselem şu. Eğer bu hükümetlerin yine kendine yakın kesimlere kaynak aktarımın bir aracı haline dönüşürse, ki Türkiye için dönüşmez diyebilir misiniz? Hayır. O olacak. Değil mi? Herkese veremeyecek. Kimi kriterler belirleyecek. O kriterler ilginç bir şekilde hükümete yakın kesimlerin işine gelecek. Falan filan. Yani şimdi birazcık daha gerçekçi düşündüğümüz zaman, çünkü yarın öbür gün karşınıza böyle bir öneriyle çıkabilirler. Onu da unutmayın. Yani. Dolayısıyla birazcık daha somut, kaynağını, gelirini, giderini vesaire bir tarafa koyarak bunları cevaplandırmak lazım. Ama dediğim gibi prensip olarak hükümetlerin öncelikli görevi, devletlerin öncelikli görevi vatandaşına istihdam olanağı yaratmaktır. Bu olmalı. Onun dışında bu gelir yardımları ek bir tedbir olarak tabii ki konuşulur. Bugün de kısa vadede önemlidir, ama uzun vadede hedef bu olmamalıdır. Yani. Doğru. Bir ufak şey ilave edeyim müsaadenizle. Çok doğru söyledin hocam. Zaten bütün sosyal demokratlar, yani kapitalist sistem içinde gelir dağılımını aslında sınıflar arası gelir dağılımı yapmıyor büyük çapta. Sınıf içinde zamanlar arası gelir dağılımı yapıyor. Yani bu Türkiye'nin ödediği, yani bu sosyal politika, ne bileyim ben, yani işte emekçiye ödenen, işte kıdem tazminatı böyle bir şey. Bizzat emekçiden ayrılan, vaktiyle birleşen, üstelik emekçi bugün kıdem tazminatı alsa bile, hükümetin tırmanlamaları alsa bile, tümüyle alsa bile bir zaman kaybına uğramış oluyor, bir faiz kaybına uğramış oluyor. Yani zamanlar arası ama aynı grup içinde, sınıf içinde gelir dağılımını yapmış oluyor. Sosyal politika böyle bir yönü var kapitalist sistem içinde. Bunu da hiç unutmamız lazım sevgili arkadaşlar. Hocam, bu akşamki süreyi de doldurduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Hepiniz tekrar görüşmek dileğiyle. Sana da
da çok teşekkür ederim. Başka programda görüşmek üzere. Murat Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Hocama da herkese çok selamlar, sevgiler tüm arkadaşlara, öğrencilerimize selamlar. İyi akşamlar.